أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Rizası dairesinde hareket ve hayret kazandırsın inşallah. Zihnimize açık etsin. Vicdan geçmişini ilim ile geleceğini his ve zihni bilmeklerinin hamur etmesiyle hamur ediyor sistem vicdan. Halde onları yaşatandır. Yani vicdan geçmişini dima kullanıyor. Geleceğini de vicdanı kullanıyor. Bu ikisini kullanan kalp. Geleceğe matuf vicdan sistemi yapma etme. Çünkü oraları gördüğü için burada karar veriyor. Vicdan bakandır. Kalp penceredir. Şu pencere, pencere, kalp. Bakan vicdan. Nereye bakıyor? Gayba. Geçmişini dimağa dimanı kullanıyor. Bu kalp yani. Geleceğine de vicdanı kullanıyor. İkisini harmanlayınca andaki durumuna hal denir. Devam edeyim. Isınmak daha. Şu okuduğun üzeri bir daha okursanız eğer, yani kusura bakmayın özür dilerim. Hal, hal çok önemli Ben bir, daha, bir daha anlamak istiyorum. Tamam, hı, 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 hı. tamam, tamam. Geçmişini ilim ile, ilim tasdikteydi dimada. Geleceğini hissi ve zihni bilmeklerinin hamur etmesiyle, yani geleceği vicdandaki his ve her şeyin haritası olan zihin. Zihin biliyorsunuz haritadır. Tefekkürle üstünü açıyoruz. Mekan belirliyoruz. Kat denilen bir sistem geçmişini dima yani ilim ile geleceğini vicdandaki hissi ve zihin ile harmanlıyor. Halde seni bir dünya koyuyor. Sana bir dünya koyuyor. Onun içine yaşatıyor seni. Hali okuyacağım daha. Çünkü Halaşada şada da var, birkaç yerde de var. Hal çok önemli, doktor. Hal niçin önemli? Kader, hali ve vicdanidir diyor. Bak, hal ne oldu şimdi? Hali ve vicdanidir. Şimdi bir şey söyleyeyim size de, konumuz bu değil ama hep okuruz ama bir defa sorgulamayız. Başta ben. Kader, kaç tane kader vardı? İki. Bir, bir. bir. Bedihi nedir? Bedihi nedir kader? O e, kader midir o zaman bu? Hiç sorgu sormaz, sormamışız. Bedi ne demek kader? Bu kader midir? Bedi kader. İsmail fiiliyelerin bütünlüğüdür. Heh oradan çıkıyor. Çok tuhaf. Her şey denmiş de. Sonra bunun bunun şeyle çıkıyor. Eylemsiz, tezahürsüz iradeye çalışıyorum. Ya. Eylemde olmayan. Çok şeylere ulaştım. Kaderde de adam attırıyor mu abi bu çok? <gülüyor> Acayip. Ondan zaten. Mesela kader hakkında size göstereyim de nerede bakayım. Yani irade ama kaderi ister istemez aktif ediyor. Bak şunu yazdırdı size de okumadım bak. Bu cümle cümle biliyorsunuz her cümle acayip. Bu irade irade gözlüğüyle kader. Zaten kader irade hani bakarsan. Evet çok acayip. Aynı şey gibi. Mesela hiyaneti gördüm. İşte, mi? Yani kaderi hani bir, bir Ondan sonra irade gözlüğüyle psikoloji yani. Böyle bir şey de yok yani. Onlar da daha... var ya kafanın içine kadar. Ya irade gözüyle psikoloji var ya mesela takıntı. Takıntı insanlar duman olmuş ya. İkide bir beyin takıntı. Onu şöyle diyor, e, malum o bir e, abimizle bir görüşmüştük bir döneminde, takıntı şeyle. Profesör var ya böyle, beyin yatsıması diyor, beyin yanıltmasıdır diye tanımlamıştır. Yani, o zaman so şey yapmıştık ama e, beyin <laughs> onu sana sana rağmen nasıl çalışıyor? Mesela çok acayip yani böyle. Bu enfosu çalışıyoruz ama. İnsan tanıdıkça kendisini içeride tanıdıkça hiçbir şey bilmiyormuşuz ya. Hep harici bilmişiz. Kimya hariç, fizik hariç, tevhid delilleri hariç, haşir, kabir ve sonrası. İçimizdeki kabir. Tabut burada dedik. Ölüm burada dedik. Mezar burada dedik. Buradakileri hep unuttuk. Ya yani bir tuhaf olmuş. Yani bu enfusi Osman bir acayip bir dünya açtı yani dünyamıza. Tabut buradaydı, mezar buradaydı, kabir buradaydı, haşir meydan buradaydı, cennet buradaydı, cehennem buradaydı. Allah haşa bir yerde. Hani teyzim demiş ya yani Allah kainat yaptı bıraktı. Yani şöyle bir şey. Güneş dünyaya vuruyor. Dünya bu tarafta, Allah bu tarafta. Yani Allah anlamamış yani. Güneş burada, kainat burada. Allah bırakmış böyle güneş. Kefini yapıyor, kahve içiyor. Biz anlamamışız ki. Yani buz bir tarafta, su bir tarafta. Nasıl olacak bu? Şey gibi abi, Newton fiziğinde hani her şey tanımlı kalmış şeyler. Aşağı bir iniyorsun kuantuma, her şey her yer her yerde, o orada bu. Yani acayip bir şey. O, karıştı yani şey, bizde de öyle oluyor. Evet. Yani önceden nur talebesi, onu biliyoruz, bunu biliyoruz, hepsini izah ediyoruz. Bir enfise giriyorsun, duman olur. Hiçbir, yani mesela ben benim beraber hareket ettiğim vakıf kardeşlerim ya vakıf. Şimdi yere gittim Perşembe günü genç kardeşimiz orada dershanede. Ne sorarsan yeri biliyor. Lugatı da biliyor. Dedim niye derslere enfusi şey katılmıyorsun? Öyle zaten var. Dedim ihtiyaç duymuyorsun. Tabii lugatı çözdün. Soru sorulursa yer belli. Nereye sarmalayacak biliyor musun? Sana söyleyeyim. Sen daha önce e, hiç 59 olmadın. Ama ben 25 oldum. Seni nereye sarmalayacak? Ülfete sarmalayacak. Kamyon lastiğine saracak seni. Nasıl bir varsa o sıyrılırsan lastikten ezilmekten kurtulursun. Vay be neydi ya? Hep bu. Aynı yerde la en fazla 14 cilt ya. Oku oku ezberlesin ya. Ne olacak? Yerleri de ezberledin. Bildin mi ya? Ha meğer bunlar tanımlanmak içinmiş. Tanımak, tanımlanmak içinmiş. <laughs> Vicdan Hale gireceğiz abi. Vicdan mı? Yoksa vicdan ben, mı? Kalbin bütünlüğünde mi yaşanabilir? Ben de bak acayip. Şimdi kader neydi dedik? Hali, Hali ve Hali, vicdanidir. Tamam. Devam edelim. Onun için hal çok önemli. Öyle basit bir hale türüyem. Hale türüyem deyince akıl ayrı, vicdan ayrı, kalbin ayrı mı? Hale türüyem. Bugün hale türüyem acayip. Hepsi bütün, Bütünsel yani. ya. <laughs> parça parça olmaz. Basit alıyoruz ustadın, Ustadı mahalle cami imamı mı zannediyoruz ya? Kütüphanede oturmuş da yazmış bu külliyatı mı zannediyoruz ya? Bitirme tezi mi yani Risale-i Nur? Mahalle bakkalı gibi yani. Ustada böyle bir şey veriyoruz. İrade sırf halde çalışsa irade sistemine ihtiyaç olmaz. Hal madem dünyadır. Ya kardeşim herkes dünyada yaşadığını zannediyor ya. Hiç kimse dünyada yaşamıyor. Herkes burada yaşıyor. Herkes... Ya fikir elbisesi giymiş ya his dünyasına girmiş. Kimse nefsül emirde yaşamıyor. Yaşayamaz da zaten. Hiç kimse yaşayamaz. Mümkün değil. İrade sırf halde çalışsa şimdiki anda e, o zaman irade sistemine ihtiyaç olmaz ki. İrade sistemdir. Ama biz eylemsel halini biliyoruz. Bunu mu şunu mu onu mu? Hep irade ömrümüzde şey. Bir taşın bakalım içeride ne yapıyormuş. Ne Hemen bir size müjde vereyim yani. İrade, kalbimizdeki evamiri tekviniyeyi inşa ediyor. İradeden emri tekvini, emri tekviniden evamiri tekvini. Evamiri tekvini eden iyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap. Bu kaynağı iradeymiş. Şuraya bak. İradeden diyor, evamiri tekviniyor. Diyor. Sari, iradeden evamiri tekviniyor. Meğer irade evamiri tekvini yapıyor. Eylemsiz hal. İç yapılanma. Yani dışsal olmayan irade içsel nedir? Enfuste irade, enfuste ihtiyaç, ihtiyaç, incizap meylimizi inşa ediyor. İrade. Çünkü iradeden evamiri tekviniye diyor. Gelen diyor. İradede iradeden gelen evamiri tekviniye. bir tane Evamiri tekviniyeden vücuda çıktığı kısımda ihtiyar oluyor. İhtiyar oluyor. Evamiri tekviniyenin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti Hatırlarsanız da abi şöyle yazdık. Sureti ı tekviniye, kanuniyeti emri tekvini, hakikati kader, mahiyeti irade. Bu Vay söylediğinizin tamamı. Tamam ah hiç bilmiyorum. Onu, onu, hemen şey yapsana onu. Yaz yönder. Sistem yazmışız. Tamam üstte ama kafa. Bakın evamiri tekviniye. Bakıyorum. Aynı. Ay. Tekvini, Bak yeni vardığım bir şey ha. Yani iki günden beri biraz sarhoş gibiyim. Vay be Allah Allah. Yani eylemsiz irade. Benim heyecanım şu. Hiçbir ulema bakın o yeğenin üniversite vesilesiyle veri tabanlarına gittim. Belki de 60-70 tane şey okudum. Makale okudum, tez okudum. Yani o dünya ne diyor? Cebri, de, cebriye, mutezile, eşari, şia şeylerini hepsini ilahiyat yani böyle vesaire. Koymuş adam ya bitirme şeyi veya döçentik vesaire tezlerini. Bunlar ne diyor? Hepsini söylüyorum. O dünyayı da bildiğimi anlamak için bunu söylüyorum. Okuduğumu söylüyorum. Yani irade hep eylemseldir. Cebriye şöyle demiş. Mutezili böyle demiş. Eşar böyle demiş. Maturidi böyle demiş. Hep eylemsel. Bizim ulema da öyle. Zemaşir hep böyle demişler. Yani yani bir bakıyorum ki bu demek ki ihtiyaç hissettim. Ben de bu soru sor. Eylemsiz, eylemsiz yani e, dışsal olmadan irade içsel nedir? Ne yapar? İşte bir tane işte o, o hastalıkla yattığım için çok durum. Rüyamda neydi? Bir tane irade anlatmıştım. Bildiğini bilmek. O da cehip bir şeydi. Ya şimdi sari ifade iç yapılanmayı evameli tekviniye olarak yapıyor. Yani iyim. iradeden gelen evameli tekviniye diyor. Sari Allah Allah. Demek ki ihtiyaç, iştiyak incizamı, meylimi o yapıyor. iç yapılanmayı. Eğer dişsal olsa iradesi yani tercih olsa dış dünyayı irade ihtiyaç çok ihtiyar var zaten. Evet, evet evami tekvininin sureti ayatı tekvini, kanuneti emri tekvini, hakikati kader, mahiyeti irade. Doğru abi, iradeyle öyle Vay be. Çok ama ben bu, bu şimdi ben bunu bilmiyordum ben bunu. Yazdığımızı bilmiyordum. Devam edeyim. İrade halde çalışsa irade sistemin ihtiyaç olmaz. Arkadaşlar, neylerin ortaya çıkmasına sebep oluyoruz hepimiz. Şükredelim. Yani bu zeminde bunlar ortaya mutala muzakere çıkar. Ne kadar şükretsek azdır. Cumartesi dersine benzemez bu. Çarşamba vesaire için pazartesi dersine benzemez bu dersi. Pazartesi Kaçırmayın. İnsan sanatı üstüne eklemeyle olur. Evet. Hep motoru misal veriyorsunuz. Allah'ın sanatı içeriden dışarıya doğru De patlıyor. Evet. Şimdi böyle baktığımız zaman ben hep şöyle kafamda yer ediyordu. Sanki ilim yanında irade bir yere kadar. Ondan sonra ona işte e, kudret katılıyor. Halbuki öyle değil ya. Bu patlıyor abi. İrade patladığı zaman içinden kudret çıkıyor. Aynı anda hepsi oluyor. Aynı anda hepsi oluyor. Sıra yok. Sıra yok. Sıra yok. Sonra bu ne yapıyor? Yani tamam oturdum ben de. Tamam şeydün. Tam bu bana ne katacak ya? Tanımlanınca böyle. Onunla tanımla. Tanımlanınca ne oluyor? Bir bakıyorsun böyle oturuyorsun ama yani iç alem bir tuhaf, acayip bir dehliz, acayip geniş, sahili yok, ufku yok, dibi yok. Bir bakıyorsun, ben size bütün hissiyatımla söylüyorum, Rabbim şahit olsun. Ne cennet sevdalılığın kalıyor, ne cehennem endişesi kalıyor, ne hiçbir şey kalmıyor. O bir bakıyorsun, hiç ki Allah'tan başka hiç kimse yok, her şey yok oluyor. Kainat, şecek, her şey yok oluyor. E, enfusi dünyada hiçbir şey yok. Ondan başka bir şey kalmıyor. Nadir abi de hatırladım da dedi ki işte bunu beraber konuşunca bunu işte şirksiz tevhid bu diyor. Ne, ne, olursa olsun dedi mutlaka şirk girer ama şirksiz tevhid ancak enfusi yolla olur başka yapamazsın. Mutlaka şirk katılır. Allah Resulü bundan dolayı demiş ki şirk o kadar gizlidir ki karanlık bir gecede siyah bir taşın üzerinde kara bir karıncanın ayağının sesi kadar incedir de, demiş. Peygamberimizin şeyi yani hadis. Şirk o kadar incedir. Ben ömrümü buna verdim dedi Nadir abi. Şirksiz tevhide ulaşacağım. Nasıl yapacağım? Zahirden geçeceksin. Bunu ancak enfus biliyorsun. Hayatı böyle geçmiş. Doktor yazdı 26. defteri. Bak onu, onu da bir, bir, bir ara nerede yapıyorduk? Bir ara başladık gidiyorduk böyle. E, epey sayfa yaptık çarşamba'da mı ne yaptık? <laughs> yani gene yapacağız. Yani burada niçin onu tadat ettim? İç alemde artık abiler ölümü çözüyor. Kabiri çözüyor. Yok, yok şu kadı yaşadım. Kadınım, erkeğim, zenginim, fakirim, körüm, sağlamım. Öyle öyle bir şey yok. Enfusta öyle bir şey yok. Cennet cehennem de yok. Öyle bir şey yok. Sırf bir şey var. Başka bir şey yok. O fikir oluyor şu anda. Fikir oluyor. Yaşaya yaşaya his oluyor. Ama bu demek değildir ki bulunduğun halin iktizasını terk edeceksin. Hayır. Esbab alemindeyken esbaba, itikat alemindeyken itikada yapacaksın. Esbab alemindeyken itikat tembelliktir. Öyle bir şey yok. Tarlaya ekeceksin. Bu esmaya mazariyettir. Zaten burada bulunmanın güzelliğiyle bu oluyor. Buranın kıymetini bileceksin ki alem-i şahadetin cismani ve ceset aleminin ki bu manalar, bu konuşmalar bu zeminde oluyor. Cennette olmazdı zaten. Buranın kıymetini bilmek lazım. Muhyiddin Arabi buradan geçti sonra nasıl olduysa bunun nazarında yıktı işte. Ama buradan geçtin. Yani çıktın yumurtayı unutma ya. Ne kadar bize söylemiş değil mi? İzzet ve azamet isterler ki esbab, ı kudret olan aklın nazarında tevhid ve ehadiyet ister ki espat çeksin ellerini teksi Ya. Bu kadar güzel olur. Bu kadar vallahi. İradesi halde çalışsa irade şu andaki e, harici sistemle tercih sistemi olsa irade sistemine ihtiyaç olmaz. İrade de sistemi dedim bak görüyor musun? İrade bir sistemdir. Şu anda bilsen de bilmesen de, şuur etsen de etmesen de iraden hem geçmişinde şu anda hem de geleceğine nüfus edip halde sana yaşatandır. Sen bil bilme şu anda iraden hem geçmişi hem geleceği sana taşıyıp halde yaşatıp hale türüye yani ruhsal bir dünya yapıyor sana. Ruhsal bir dünya meydana getiriyor. Bil bilme şuurun olsun olmasın ediyor şu anda. E, kitabın bir irade ve kudretti ya. Evet. Halde halde evet. Evet aynen öyle. Şimdi hale giriyor kafurun burada. İlmi kelamın bazı alimlerine göre hal bazı alimlerine göre hal neymiş? Mevcut ile madum arasında bir vasıta olmakla ta, tahakkukta zine, tabi onunla kayın bir haldir demişler. Bak. İlmi kelamın bazı alimleri demiş ki hal nedir? <laughs> Hali bir daha şey yapayım. Hal ne olduğunu kelime kader hali ve vicdanidir. Yani ne kadar ciddi bir kelime olduğunu vurguluyorum. Hal böyle bir ciddi bir, şeydir. İlmi kelam bazı alimler şöyle demiş. Mevcut ile madum. Madum. Abdülkadir. Madum. Adem. Yok. Ha, varla yokluk arasında bir vasıta olmakla. Demek hal varlıkla yokluk arasında bir vasıta. Ama sen hal mısın? Mevcut musun? Madum musun? Değilim diyor. Hiçbirisi değilim. Abi madum şey değil mi? Adem başta ya. <laughs> ama biz yaşarken Adem'e gönderdiklerimiz mağdum. Yani mağdum ebede bakan Adem ezeli gibi mi acaba? Yani ya abi, Adem, Adem kainata bakıyor. Mağdum zatı şahsa bakıyor abi. Yani senin için mağdum ama benim için değil. Evet, ama değil. Adem hepimiz için evet. Adem. Evet doğru. Yani bu e, zengin bir tabir yani. Evet. Sen tabirle söyle, çoğalta çoğalta. Çoğalt çoğalta çoğalta. <laughs> Benim tabirim oldu şimdi. Evet. <laughs> Haydi. Alem-i şehadet olmadan mağdumdan bahsedilir mi? Alem-i şehadet olmadan mağdumdan nasıl bahsedeceksin? Evet. Kendi alemimizde. Yani buraya ait bir şey. Yani evet. Alemimize ait. Aynen. Mevcut ile biz vücut bulmuşuz. Yani kardeşler bedensel, ceset, cismaniyet mevcut değil. Fikir de mevcuttur. Fikir, de, his de mevcuttur. Mevcuttur yani. Vücut bulmuş. Vücut. Vücutla madum. Bulmamış. Ama bulabilirdi. Senin aleminde var ama bulmamış. Ha. Mevcut ile bazı ilmi kelam alimlerinin tabiri bu. Mevcut ile madum arasında bir vasıta olmakla tahakkukta, yani olmakla tamam. Ama tahakkukta belirleniş de nerede olur bu? Hal nerede olur diyor tahakkuk. Tapu dairesine gidersin tahakkuk etmek nerededir bu arsa? Tahakkuk Osmanlı bilir. Tahakkuk yani belirleme e, yeri ortaya nereden çıkacak? Diyor ki ilmi kemalen alimleri mevcutla madum arasında bir vasıta olmakla böyle bir sistem madum değil. Mevcut da değil. Tamam. Böyle bir vasıta ama kendisi nerede tahakkuk edecek? Kendisi nereden arayacağız? Hey neredesin? Mutfakta mısın? Şurada mısın? Burada mısın? Diyor ki e, zihne. Zihne. Vicdandaki zihne git diyor. Tabi onu ona tabi. Orada değil ama ona tabi gibi. Onunla kayın. Bir haldir demişler. Yani zihin neydi? Allah'ın yaratmış olduğu bütün e, kendi iç dışındaki bütün varlığın haritası. Vücudu ya. Zihin. O da vicdandadır. Biz tefekkürle, hisle, e, ilimle vesaire. Onun üstünü açtığımız kadar cennette mekanımız oluyor. Yani zihinde mekan açıyoruz. Teşekkürler. Yani mevcut ve mağdum olmadan önce halden mi geçiyor? Yani e, onlara göre e, bu mevcutla madum arasındaki gidip gelmelerle nin adı hal. Yani hal yok aslında. Eğer sen Adem'den vücuda çıktın. Adem'den vücuda çıktık. Vücut. Sonra bu mevcuda mazhar olduk. Şahit olduklarımız mevcuttur. Şahit olduğumuz. Ama hissiyatlarımız, duygularımız vücut. Vücut ama mevcut olmamış bizim dünyamız. Şimdi biz bu yaşadığımız iyi veya kötü, iyi veya kötü e, mevcut ha fikirler, yaşantılar, maddi ve fikirler ister çıkmış yani mevcut olmuş. Onları hayır ve hayırsız, iyi veya kötü hal zındığında hali yok mu? Hali yok mu? Var. Ha, mevcut da madum. Yani çıkmış ama anlamsız da olmuş. Madum. Ama çıkmış ama mevcut vücuda dönüşmüş. Oğun arasında yani kendi vücudu yok. Bu iki alimin birbirine dolanmasından, birbirine yansımasından bize çıkanın adı hal demişler. Şey diyebilir miyiz abi? Zıtların ayrışmasında berzah. Ayrışmıyor. Mu? Zıtların her şeyin Aynı sır gibi sır. Yani kafirde hal yok mu Halda cehennem gibi de Diyor ki cehennem olmuş onların Yani kimsenin hepsiyle yaşa Güneşli yerde adam yaşamıyor Adam kafasında yaşıyor ama villada yaşıyor Yani var. ayrışmıyor Halde zıtlar var Var Ama ya e, maluma gidecek ya Mevvcud vücut Evet o kadar Hepsi var Çok tuhaf bir şey Şimdi bir şey bir şey de ben söyleyeyim abi. Bir şey de ben söyleyeyim. Şimdi Hasan abi siz hep derseniz de ki orada burada yaşıyorsun ondan sonra orada olacak değil. Oluyor. Aynı anda oluyor. Oluyor. Orada da oluyor şu an. Şu an. Orada da oluyor şu anda. Hasan abi şimdi orada da şu anda oluyor ama orayla burayı ayıran bir sınır var. Biri tekliftir. Biri tekliftir. Biri de iradedir. İradeden ortaya çıkan kader oluyor herhalde. Anladığım kadarıyla Hı. sana abi. Tamam. Diğeri de hal oluyor ikisini bütünleyen. Çok güzel. Kader de hali oluyor. Çok güzel. Evet güzel dedi. Tam isabet bu da. Güzel oldu. Bir daha. Aynen güzel söylüyor evet. İrade mevcudun hakikatına. Bak. İrade mevcudun hakikatına. Artık o alimlerin değil. O gitti şimdi. Şimdi ben tespitleriz. İrade mevcudun hakikatına. İhtiyar ise suretine taallukları var. Allah. Bu çok önemli Osman bunu. Bu ne İrade, i̇rade mevcudun hakikatına. bağlı mükemmel bir cümle. İhtiyar ise mevcudun yani suretine taallukları var. Diğer bir ifade ile. irade fiilin aslına, ihtiyar ise vasfına. Yani o zaman iradenin işi esma ile. Esma ile işi var mazar esma çok acayip bir cümle. Bunu e, iradeye hale koysan, hem iradeye koysan bu şeyi çok mükemmel olur. Çünkü kimse bizim kadar uğraşmasın, kafamıza bassın, çıksın. Yeni bir şey bulsun gelecek nesil. Bu dersleri bu asrın insanlarına yapmıyoruz. Cumartesi dersini bu asır, pazar günü derslerimizi kesinlikle enfusi dersleri muhatabımız bu asırdaki insanlar değildir bununla yani bilesiniz böyledir. Böyle bilesiniz ki böyle bir talebiniz olmasın. Niye insanlar müşteri çıkmıyor? Öyle bir müşterimiz yok. Olmayacak. O zaman değil zaman. Öyle bir zamanda değiliz. Nasıl ki ben şimdiki zaman insanların değil, 50 sene sonraki neslihatı düşünüyorum diyen ustadın talebeleriyiz. Gelecekte böyle ellerini hazır vereceğiz. İslam sistemi dönüşünce pat diye bunları hemen bunlar kullanacaklar Allah nasip ederse. Bize belki şaka geliyor şu anda da bu sözler. Şunu söyleyeyim de sana bir de benim adımı yazsın ama ya. <laughs> Diğer bir ifadeyle irade fiilin aslına ihtiyar vasfına işin başı için kullanıldığında nefsin bir şey yapma ya da yapmama konusundaki meyil yani eğer cismani şahadette bu kullanılırsa bu mana şu olur. E, nefsin bir şeye yapma veya yapmama konusundaki meyil işin sonu için kullanıldığında ise karar vermek anlamına gelen irade. Demek ki e, işi yapıp yapmamakta meyil, bak irade nerede kullanılıyor? İrade nedir içsel alemde? Eylemsizlik. Yapmakta var, da var abi. Yapma, evet. Evamir tekmini. Ha, evamiri tekmini. nasıl aktif oluyor? Bir şeyi yapıp yapmamaktaki eylemin başındaki mail yani mail işin başı mail işin sonunda kullanıldığı ise kullanıldığında ise karar vermek anlamına gelen irade. Görüyor musun bakın falan? Karar vermek. Başta mesela mailin yok değil mi ben bu temizliği yapmaya, derse gitmeye? Ondan sonra nasıl ifade edeceksin? Fikir olarak beyan edeceksin arzu fikriyatı, arzu hissiyatını fikre dönüşüyor. Ben bugün o kay gelemeyeceğim. çünkü çocuğu okula götüreceğim. Bilmem ne yapacağız. Ve bir sürü fikirler üreteceğiz. Fikirden dolayı iradesi olmamıştır. Meylinden, iradeden verilen bir hükmün fikirlen ifade edilişidir. Onun için gösterilen fikirler bahanet. Asıl alttaki arkadaki iradenin meylidir. Gelmek istemediğimdendir. O irade hangi irade? Jesek karışır işte <laughs> Yok o Cü cüzi irade. Girmeyelim mana. Cüzi irade. Yani oraya girmeyelim Artık. diye soruldu. Yok yok yok. Yani girmeyelim değil. O irade, i̇rade. vicdandaki iradedir. İradan dikine gelir. O veriyor. Çok açık bir şekilde irade sır oluyor abi. Evet. Yani çok tuhaftır. Nasıl ki vahiy dima geliyor ama bir yerde geçiyor Miraç Risalesi'ne. kalbi Muhammediye gelen vahiy diyor. Millet diyor ki direkt kalbe geliyor bu. Ya dima kalpten ayrı düşünürsem böyle gelir tabii. Dima da vicdanda, kalbin ayakları. Ha, nasıl ki vahiy dima geliyor sari. irade sıfatı da kalpte olması gerekirken vicdan da sari. O zaman mahiyeti orada. Hakikati nerede? kalpte, kalpte oluyor. Kalp zaten arşın, ne, arş ne demek? Esma-i Hüsna'ların perdesi tecelli ettiği yer. Esmalan yeri olduğu için e, irade, mahiyeti irade dedi, işte vicdanda hakikati vic, şeyde kalpte, o da nedir? Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap olarak e, bu irade, e, eyleme eylemsiz iç aleminde bir şey yapıp yapmamakta, hali konuşuyoruz ya, el fiilin başında bir meyil olur ben derse gelmeye meylim olur. Gelmemeye meylim olur. İşin başında bu kalpte ortaya çıkan meyil, neyil? onda tabi de arkası ihlastır. Niyet nazı var ya böyle. Aslında orada şöyle gibi oluyor ya, hayır mutlaktan gelen hayra şey yapmadan. Kabul ettiği için. Etmememizden de şey şere şey dönüşüyor. İrade sıfatı mesela orada derse gitme meylini, iradesi kalbe geliyor vicdanımıza. Ama o bizim meylimiz adem karıştırıp Hı. gitmemeye diyoruz. Evet. E Kalbe ediyoruz. Yani Hı. aslında irade devamlı orada hayrı De veriyor. Veriyor da. Hayrı veriyor. Ama biz orada o iradeyi ne dedik? Gitmeyeceğim işim vardır. Başka şeyler. Yani hayrı mutlaktan gelen bu şeylere onlara mazar olmuyoruz yani. Aslında sanki o irade, hayırın iradesi güneş gibi devamlı tecelli ediyor. Biz sırtımız dönünce Pa, panju evet panju. veya sırtında önce gölgeni görüyorsun yani derse. aslında o irade devamlı geldi devamlı var ee, bir daha işin başı olursa e, mail işin sonu olursa karar anlamına gelen irade yok olana taluk da edebilen yani yok olana yok olana da taluk edebiliyor yok olmayan bir şey mail başlıyor mail yapıyoruz İrad irade irade zihni İhtiyar düşünceleri takip eder. Allah Allah. İrade, zihni. Bunlar iradeye eklenebilecek şeyler. İhtiyar düşünceleri takip eder. Zihin gayeyi gösterir. ya Zihin gayeyi gösterir iradeye. Zihin iradeye gayeyi gösteriyor. Diyor ki bak gaye bu. Bu kainat olmak, ağaç olmak. Zihin Gaye'yi gösteriyor iradeye. İrade yaratıcı iken, yani olmayanı da var eden iken, Allah'ın izniyle yaratıcı iken, emir ise, yani ilim emir var diye emir, bazen şiddeti zuhurundan, e, kudreti ustad külliyata emir makamında kullanıyor. Diyor ki, bazen diyor, şiddeti taalukundan, ilim kudret olduğu gibi, kudret de ilim oluyor. Yani şiddeti zuhurundan, aynı ona dönüşüyor gibi oluyor. Emir kudret oluyor mesela. Oysa emir imam-ı kudret kitab-ı mübindedir. Bunu nerede söylüyor biliyor musunuz? Latif nüktelerde o 30-32. sayfada orada yani Cenab-ı Kur'an'da niye böyle kullanıyor diyor. şiddet ee, şiddeti zuhurundan mesela eylemsel itibariyle şunu diyebiliriz. 26. Lema'da diyor ki ben Van Kalesi'ne gittim. Ermenilerin de bu taribatını gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordum. Şiddeti zuhurundan onun makamında kullanılıyor. Bazen emri kudret, bazen kudreti de emir makamında kullanıyor. Diyor ki zihin gayeyi gösterir irade, irade yaratıcı iken, emir ise fiilin işlenmesi için bir vasıta veya bir sebep olup sebep olup ne demek? Takdiri ezel gayrete aşinadır demiş büyük zatlar. İlmi kelam. Takdiri ezel Allah'ın ezeli takdiri nereye göre takdir ediyor İrfan? Allah gayrete aşınaymış. Gayrette olanlara bak görüyor musun? Yani e, kader içinde şey demişler. E, cebri mutakaddim değildir. Cebri mutakaddim. Büyük zatlar demiş ilmi kelam alimleri. Bir de takdiri ezel Ezeli bir takdir nereye göredir? Ezeli takdir dairete aşınaymış. Ona çok nazar ediyormuş. Evet varmış. Ona aşınaymış. Şimdi bir daha bu çok şeyleri izah ediyor. Rahatız değil mi abiler? Rahatın yani. Böyle güzel bir ortam yani. Böyle kimseye şey değiliz. Bir şey, kimse bir şey yapacağız. Göstereceğiz. değiliz. Rahat olun. Takdir ezel hastaymış. Aşıkmış. Nereye? gayrete. Neticesi ilham mıdır? İlham, ilham da olabilir ama düşünmedim ya. Yani. İhtiyar mülke, irade melekuta. Çok acayip. İrade illeti tamenin e, sülüsünün bir cüzüdür. Bak illeti tamme şey irade illeti tamenin bir üçle üç, üç var ya, e, ilim, i̇lim, irade, kudret bir araya gelince illeti tamme oluyor. Üç sıfatın biridir irade. İleti tamenin bir cüzüdür. İlleti tahmin neydi? İlim, irade, kudretin talukatından ibarettir. Ama lugatta illeti tahmin böyle göremezsiniz. İlleti tahmin, illeti failiye, illey gayye, illey sürüye, illey maddiye. Lugatı budur. Yani bir şeyin illeti tahmin demek ne demek? Bu dört tane şart bir araya gelirse mutlaka o şey mahluk olur. Bir tanesi gelmez, bir tanesi olmasa vücuda gelmez. İlmi vücut olur. Tabiri diğerle. Kudret bir şeye taluk ederse mahluk olur. Kudret taluk etmezse ilmi vücut olur. İlmi kelam alimlerince bir şey vücut olabilmesi için, mahluk olması için bir failin var olması. Allah var olması lazım. Allah'ın gayesi olması lazım. Allah'ın o gayesinin sureti olması lazım. Maddesi olması lazım. İlle-i failiye ille-i gayye, ille-i sureye, ille-i maddiye. Risale-i Nur'da illeti tamir üçtür. İlim irade, kudret. Bu üçü bir araya geldi mi? İster istemez mahluk olacaktır. O zaman irade illeti tamenin bir cüzüdür. İlleti tameden olduğuna mektubat 69'da şöyle geçiyor. Evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Getirmeye teşebbüs ediyorum. Öyle de bak illeti tamesi yok ya. Eğer insan illeti tamı sahibi olsa, yani düşündüğünü istediğini halk etse, yaratsa, o zaman ne olur biliyor musunuz? Bak, insan her iyi dinleyin burayı, burayı bir toparlayın. Düşündüğüm, istediğim her şey o o anda olmuş olsa cebir olur. Dönemem yani, pişmanlık olmaz. Düşündüm oldu, bir daha. Cebir buradan kokuyor. Eğer ben istediğim bir şey, abiler çok önemli bir şey bu. Bu bel dersin, bu konuşmanın bel kemiği cebriye ve mutezileye ayıran. İstediğim bir şeyi, arzu ettiğim bir şeyi, fikrettiğim bir şeyi, meylettiğim bir şeyi hemen olsa. Yani bana en düşündü mü oldu, arzu etti mi oldu, istedi mi oldu? Cebir olur. Bana hiç istedi, ettim Her şey meyleder bana rağmen sistem çalışıyor. Sistem bir yer meyletti. baktım vaktim bu çıktı. Ama şimdi öyle değil. İstiyorum. irade diyor ki olmaz. İhtiyar olmaz. Olmaz. Vücuda gelmiyor. Yani o zaman ihtiyar ref olur. Kader Risalesi'nin en can yeri bu işte. İhtiyar ref olur. Yani ne demek? Eğer ben istediğim, meylettiğim içimden doğan, bana rağmen bir sürü şeyler doğuyor. O doğan şeyler anda olsa bana hiç bir şey bırakmadı ki yapayım mı yapmayayım mı? Her doğan vücuda gelmiş, cebir olur. Bana rağmen sistem kendisini ifade etti, yaptı. Ama içim bizde nasıl çalışıyor şimdi? İçimden gelen mail, iştiyak, incizap, mailler çıkıyor. Tahlil ediyorum. Hayır olmaz. Bu taraf olmaz. Bu taraf... Yani dönebiliyorum. Meylimden dönebiliyorum. İştiyakımdan dönebiliyorum. Arzımdan dönebiliyorum. Zinaya gidiyordum dönüyorum. Faiz tam yadım Ha, gerçi git fakir ver yem yeme şu ya. E, promosyonları git fakir bu kadar ver. Daha önce mail ettim. Yani mail ettiğim şey anda olsaydı cebir. İştiyak ettiğim şey oldu cebir. Arzu ettiğim bir şey o, o cebir o, hemen oldu. Fikrettiğim bir şey, bir şey yapmak istedim, fikrettim. Hemen oldu verdi. Hemen oğlu verdiyse, e ben nasıl nerede durduracağım? nerede pişman olacağım? Hiç pişman olmayacak mıyım? Onu tahlil etmeyecek miyim? İçimden bir arzu geldi. Bu adamı döveyim. Bu adamı öldüreyim. Tamam, içimden coştu. Dur bakayım ya. Bu adamı niye yapacağım? Ne işimi arayacak? Sonucu ne olacak? Akrabası nedir? Ben ne yapacağım? Bunlar tahlil etmiyor musun? Sonra ne yapıyorsun o gelen meyli? durduruyorsun, reddediyorsun. Anladınız mı o kader risalesini? Sözleri verir misiniz tam yeri gelmişken? Orayı göstermem lazım. Bak abiler. Buranın izahıydı şu andaki söylediğim. Ve bu çok zor olan bir yerdir. En zor olan yerden bahsediyorum. Ee, şeyde kader risalesinde. İrfan hatırladın mı abi? Sayfanın sağ tarafında e, 470 kaçtı? Alt tarafta. İlleti tame olurdu. Ka iradeyi ref ederdi diyor. İhtiyar ve iradi ref ederdi. Tamam. Bak şurada. Ha yok yok bak. Abiler 467. Bak şurada. Bak yeri gösteriyorum. Bak diyor ki şuradan alayım. Mesela muhakkak bir vücut yoktur. Emir, meyillerin, yani isteklerin, iştiyakların, incizapların. Tabi tam yeri işte burası şimdi okunacak şey. Bu aleti kazandık ya şimdi. Diyor ki Zaten cüz-i ihtiyarın usul esası olan meylan. Meylan, meyil neydi? İradenin iştiyak incisinde meyil. Meylan maturidice bir emri itibaridir. Abde verilebilir. Fakat eşarona mevcut nazarıyla bakmadığı için abde vermemiş. Fakat meylandaki tasarruf veya bu tasarruf veya ötekisi nedir? Tasarruf eşarici bir emri itibaridir. Öyleyse o meylan, o tasarruf meylan veya tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu halicisi yoktur. Emri itibari ise illeti tam istemez ki illeti tame vücudu için lüzum ve zarret vücut ortaya girip ihtiyarı ref etsin. Eğer illeti tamelli olsa meyillerimiz ihtiyaç, iştiyak, inci zav, ihtiyaç incizap, ihtiyaç meyil. Evamir tekmineydi ya kalp mi? Eğer meyil ettiğimiz şey illeti tamelli olsa meyil ettim oldu. Meyil ettim oldu. Ya ben bunu belki reddedeceğim. Belki kabul etmeyeceğim. Teklif hiçbir şey yok ki. Doğdu, içimden doğan oluyor. E ben kimim o zaman ya? Ben kukla gibi bir şeyim. Cebir oldu ya. Yani. Demek ki meylimizin, iştiyak, incizabımızın, ...hissiyetimizin, fikriyatımızın illeti tameli değil. ...illeti tame demek. Meyl ettiğin şey olmuyor. Çünkü onu durduruyorsun, tahlil ediyorsun, tahkik ediyorsun, imbiklerden geçiriyorsun. Olmaz diyorsun, bu kadar olsun, yok bu diyorsun. İşte hürriyet buradan geliyor. İçinden doldu aldı. Vur lan bu adamın kafasını. Kafasını kır. Hayır ayıptır ya. Mesela şeytan geliyor. Verme zekat bitecek. Allah ayette diyor. Hemen bir şeytan gelir. Verme verme biter. O da çalışsın olsun. Sağdan gelir olur mu ya? Malın şeyidir onun hakkıdır. Hemen iki taraf çalışıyor. İki tarafta meyli var mı? Vermeme de var. Verme de var. Yani Allah ayetinde söylüyor. Hemen şeytan gelir diyor. Verme. Biter diyor ya. Verme. Yemen şeytan yaratılır diyor. Geliyor öteki taraf olur mu ya senin mi ya malın pislidir onudur. Adam çalışır çalmaz. Sana ne? Allah dedi ki onu çalışıp çalışmadın demedi. Fakirse namazı kılıyorsa vereceksin diyor. Tamam. E şimdi bu meyli içimizden doğdu. Neyi? Verme. Ben onu durduramadım ki. Oldu. Neyse burasına madem soktu. Hemen hizli gideyim. Emri itibari ise tanıyoruz değil mi o emri itibari emri bir tasavvurda yukarıda illeti tamme istemez. İlleti tammeyi de biliyoruz abiler. İlim, irade, kudretin üçü bir araya geldi mi artık hiç şansın yok. O mahluk olacak. Tamam. İlleti tamme vücudu için lüzum, zaret, vücub. Yani ilim, irade, kudret. Girince ortaya girip ihtiyar ref etsin. Yani ihtiyar ref olur artık. İlim, irade, kudret bir araya gelince ihtiyar kalır mı? Yok zaten oldu. İhtiyar neydi? Aklın muhakemesiydi. İhtiyar aklın muhakemesi. Ne demek? İçten doğan, e, içten doğan ihtiyaç, ihtiyaç, incizap, meyli dima geliyor. Aklın bütünlüğü süzgeçinden geçiyor. İhtiyar, ihtiyar onu karar verecek. Diyor ki olmaz, olur, şu kadar olsun, şu kadar olmasın diye geçiyor. Diyor ki bak aklın ihtiyarına girip ihtiyar etsin. Belki o emri itibarinin illeti bir rüçhanet derecesine bir vaziyet alsa o emri itibari subut olabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. İçimizden geçeni biz terk edebilme kudretine de sahip olmamız lazım. İçimden geçene mahkum olmamam lazım. İçimden geçti aldı. Hayır. Hayır demem lazım. Diyebilmem lazım. İşte bak ne diyor? Öyleyse diyor o anda onu terk edebilir. İçimden geçeni hayır ben istemem bunu ya. Yapmam bunu. O anda vazgeçebilme sistemi de var. Nedir o? İşte bu irade sistemi illeti tahminin bir sebebi olduğundan içimizden geçenleri iyi ki olmuyor. Bak bir de okuyayım şurayı. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir. İçinden geçeni yapma. Eğer ab halik efali bulunsaydı, eğer içinden geçeni hemen otomatik olsaydı ve icada iktidar olsaydı, illeti tame sahibi olsaydı, ilim irade kudretli meyil ettiği şeyler paldır küldür olsaydı, o vakit ihtiyari ref olurdu. Çünkü ilm usulü, usul ve hikmetle malem yecip velem yücet kaydesince mukarrerdir ki bir şey vacip olmasa e vücuda gelmez. Vacip nedir? İlim, irade, kudretim bir araya gelecek. Ama içimden geçti. İlleti tamir bulmamış. Eğer insan illeti tammeli olsa var ya cebir olurduk. Hiçbir özelimiz olmazdı. Radyo gibi olurduk. Gelen sesi dışarıya dönüştürürdük. Gelen elektrik dalgalarını sese dönüştürürdük. Başka hiçbir fonksiyonumuz olmazdı. Bir sürü veriler geliyor 18 bin alemden yağıyor. Serbest bölgeye yağıyor, yağıyor. Küfür, iman her şey. Burada tahlil ve tahkik ediliyor. İmbiklerden, kimyalardan geçiriliyor. Sistemlerden evriliyor, çevriliyor, boyalanıyor, yapıştırılıyor, çıkartılıyor. Sonra diyor ki, dur hayır çıkmasın. Ama paldırkıl çıksa, bak ne diyor? İns i̇nsanın diyor bak şurada, şerdir yapma Kur'an dedi. E Kur'an kime diyecek adamın içinden geçen oluyorsa? Kur'an kime hitap edecek ki yapma? içimden geçen oluyor. Kur'an Kur'an yapma yap dediğine göre içimden geçeni durdurabilecek sistemin var. İçimden geçenler illeti tammeli değil. O zaman senin yaptığın şeyler illeti tammeye dönüşmüşse sen ihtiyarınla yapmışsın. Sistem yapmamış onu. Osman şey dedi ya abi. İrade bir sistem diyorsunuz ya. Evet. sürekli var. Sürekli var. Sürekli var. Devamlı. Şimdi ihtiyarımızla o sürekli bize gelen, gelmesi ben gereken irade ya engel oluyoruz o zaman. Evet. yarlarımız, ihtiyarımızla. Aynını bak diyor ki malem yecip velem yücet. Kaydesince mukarede bir şey vacip olmasa Türk, Türkçesi bu. Vücuda gelmez. Yani illeti tamme bulunacak sonra vücuda gelebilir. İlleti tamme ise yani üçü bir araya gelirse ilim irade kudret malulu o içimizden doğan şeyleri, meyil iştiyak incizapları, arzuları, istekleri. Böyle dönüyorum ki bakın buraya diye. Malulu biz zarure bil vücub iktiza ediyor. O vakitte ihtiyar kalmaz. Görüyor musun? Hem de kaderi de kaderin ruhuna girdik. Ya, bir kahve içelim şimdi. Vazgeçtim diyor, ortadan kaldırıyor kendini. Direkt iradeye muhatap kalıyor. Zaten irade geliyor sürekli. E biz ihtiyarımızla ona perde oluyoruz. Ya doğruları tercih ediyoruz ya yanlışları. Yani burada ana fikir, ana fikir şuydu. Biz kavşağız 18 bin alemi tısımlayan, sırlayan, 18 bin alemi alemlerinde imbikleyen, sistemlerden geçiren, her geleni vücuda çıkartmayan, hayır veya şer. Hayırlar geldiği halde vücuda çıkmayabiliyor. Şerler geldiği halde şeytandan, iblisten, nefisten Ondevu diyor insan böyle ister istemez ayna gibi değil. Karşısına geçeni gösteren, içimizden geçeni vücuda çıkaran bir sistem değildir diyor burada tamam. Mı? Değildir. Bu sistem içimizde illeti tammeli değil. Onun için eğer insan illeti tamme sahip olsaydı, içinden geçen fikirleri, iç kafa, içinden geçen hisleri, vicdan, içinden geçen duyguları kalp İçine geçen latifeleri, ruh ister istemez vücuda gelirdi. Bana rağmen çalışırdı. O zaman cebir olurdu. Ama içimden geçti aldı. Hayır diyorsun. Tersini de yapıyorum. Böyle bir sistem. Bu sistemin biz neresindeyiz? Bu sistemin bir arkasındayız. Bunu konuşan biz işte arkadayız. Sistem önümüzde. Sistemi konuşuyoruz. Evet. Kullanıyoruz. Biz kullanılmıyoruz. Biz kullanıyoruz. Şu anda irade bir böyle bir güç değil bir sistemmiş ve devamlı aktif. Bize rağmen gece de aktif, gündüz de aktif. Dün de tu bir rabbikum de de aktifti. Allah'ın ilminde de biz irademiz vardı. Subut Allah'ın ilminde biz ezelebedi yok muyduk? O hayat nurunda medet alır demiyor mu 756 şu alar. İnsan yaratıldığı zaman ömrü başlamıyor. Alim şahide annasına doğunca yaşı başlamıyor. Bizim yaşımız yok. Başımız yok yaşımız olsun bizim başımız ilmi ezeli de Allah'ın sıfatı sıfatında biz vardık. Yok muyduk? Allah'ın ilminde sonra mı bilindi? Peki ilimde cansız mıydık? İradesiz miydik? Hayatsız mıydık? İlim cansız olur mu? Biz vardık zaten. Oradan söylüyorum. Hayat nurunda medet alır diyor. 756 demiyor mu? Hatırladın değil mi şu şey? Bismillah. Hiç kahve niye? <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi geliyor. Varsınız ya. Rahat atıyorum elhamdülillah. İyi ki varsınız. Şimdi çünkü dönüyor. He. Hasan abi. Allah yani şimdi inşallah yanlış konuşmuyorum da Allah halk ederken bana sormuyor. Ama icat ederken bana soruyor. İyi. Vay. Çok güzel ha. Ne dediğinde o, o da bilmiyor. <laughs> o da bilmiyor. Halk ile icat farklı. Bir eee. Birkaç haftadır oluyor. Acayip. Güzel, <laughs> İlk defa ilgimi çekiyor. Tamam koca. <laughs> Aa burada abiler. 756 dedim bak. Feynema <laughs> tuvellu <laughs> fesema ve çulla ayet kelimesinin sırrı ile cihat siteden yani altı yön. Evet. Hangi bir cihette olursa insan tenevür eder. Hatta mümin olan bir insanın kafir değil, Müslüman olan da değil, mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan ben buna razı değilim tabi sonuna kadar uzanan bir manevi hayat, manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan. Ben razı mıyım? Değilim. Şimdi gelecek. Ve insanı bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat dolunda medet ve yardım alır. Özel ve evet. Keyif veriyor. O zaman 60 sene ben burada senaryo aldım. İyi ki fazla durmuyoruz çünkü sistemi bozarız. Fazla kışı şey yaparsa cici çıkar şimdi film çekiyoruz. Elestu bir Rabbikum'da senaryo başladı. Yazarı cenab Hak, kendi filmin başrol aktörü de benim. Ama siz de benim filmim içinde oynayan figürlersiniz, malzemelersiniz. Herkes kendi filmi öyle şey yapsın. Siz benim filmimde çalışırken aynı anda ben de sizin filminizde çalışıyorum. Figürüm. orada nedir? Başrolde ben oynuyorum. Nerede? Dünyaya da bir sahne alacağım. Bu hayat, vücut, vücut bulacağım. Film çekiliyor. O bir sahne. Dünya denilen limana yanaştık. Artistler çıktık dışarıya. Bir saat sahne alacağız. Dünyaya geldik. Burada öyle diyor bak. İnsanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat yolunda medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde o altı yönünü sif insan önüne bakarsa buhran geçirir, kabiri görür, sif kabire mahkum olur. Önüm bir zaman aktı, bir zaman bak şimdi maziden geldi, hal aldım isti şeye gitti kabir. Kabirden başka zamanı olmayan kabiri ne yapacak şimdi? Nasıl çözecek? Önünde kabir var. Ama cihat isti olunca ben altı yönde çalışıyorum. Tek yön değil ki. Yukarıya da çalışıyorum, aşağıya da çalışıyorum. Sayesinde ama sana rağmen kader çalışıyor. irade de çalışıyor. iman sayesinde oluyor. Ee, sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı dar zaman mekanı 60 sene. işte şu anda geçmişim yok, gelecek yok, anda sıkışmışım. Ama iman sayesinde şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. İnkılap eder. Bu büyük alem e bu büyük alem Allah'ın dışında 18 bin alem bir insanın hanesi gibi olur. Ka cennet cehennem de hane gibi olur. Gaye olmaktan çıkar hane olur. Mazi ve mustakbel. Mazi ezel ve ebed yukarıda. Mazi ve mustakbel. Zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal, zamanı hal hükmünde olur. Aralarından uzaklık kalkıyor. Tamam. Bitti. Ma dışına çıkıyor. Yani ben binadayım diye binaya mahkum muyum? Çıktı, çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben coştum. Hazret coştu. Tamam. Biraz şu şeyi bitirelim, bir şey konumuza geçeceğiz. Zaten vicdan okuduğumuz için hal konumuzun güzel gelen içindeyiz. Evet, ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum, fakat irade edemiyorum. Bak iradeyi bak görüyor musun? Tezahürü değil, içsel alem getirmeye teşebbüs ediyorum. Öyle de hali alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum. E, dua ediyorum. Ehli dünyanın istan arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Bil fiil teşebbüs ediyorum. Çünkü ne vazifemdir. Bil fiil teşebbüs ediyorum. Çünkü ne vazifemdir ne de iktidarım var. Burada da iradeyi vücudu harici de kullanıyor. İrade olup vücud harici olmaması da olmuyor. Mahlukta o illeti tamme kullanılıyor. Şimdi ben burada bırakayım. Şey ee, şeye geçelim. Gene vicdanımıza geçelim. Ama e, hali madem girdik 346'da hala bir bakayım. 346'yı açar mısın abi? İlmi kelamın bazı alimlerine göre hal nefsil emirde madum olmayan ve mev bak burada da almışım. Mevcut ile madum arasında vasıta olan berzahmış. İradeyi aktif etmek ve kullanmak için başka ondan önce irade yok. Fakat ihtiyarı kullanmak için ondan önce irade var. Yani iradeden önce irade yok ama ihtiyardan önce irade var. Onun için ustad ihtiyarımdan vazgeçtim. İhtiyarımdan vazgeçebilmesi için İhtiyardan üstün bir sistem çalışması lazım. O da irade. Evet. evet. Ondan önce bir sistem yok. İradeden. Ama ihtiyardan önce bir sistem var. Çünkü irade vicdanidir. Ve irade e, kitabın bin olduğu için mazi ve müstakbeli tazamun ediyor. Ama ihtiyar ise alemi şahadete nazar ediyor. Şey Cüz-i bir iraden var. Evet. Aynen öyle. Yani ihtiyarı ortadan kaldırabilecek üst bir birim var. irade. Ama iradeden daha üst bir birim, birim irade yok. Ee, iradeden i̇radeden önce irade olmayışından irade ilahiyenin e, yoksa nedir bendeki irade? Pis. Bir e, pi, uçak inmesi için pisttir. O pis, bendeki irade pisttir. Kim inecek? Hangi uçak inecek? Oraya Cenab-ı Hakk'ın irade ilahiyesinin tayyum ve teşahhusunu gösterir. İra, subutu sıfattan olan Cenab-ı o irade sıfatı tayyum ve teşahhus ediyor. Uçak iniyor. O piste iniyor. Acayip iniyor. Yok, irade pistine iniyor. Eğer pist bir beraber gidelim. Eğer pist ihtiyarsa inen uçak iradedir. Eğer pist irade ise o daha üstün bir şey yok daha. O pist Cenab-ı Hakk'ın irade-i ilahiyesinin ve teşahhusu çağ iniyor. Oraya Allah ta'yum ve teşahhus ediyor iradesiyle. Ondan mutlak hür oluyoruz. İrademiz mahluk olmadığı için e, cebir yoktur. Yani e, verilenle veren eşit olur mu? Olmaz. E peki bana iradeyi vermişse, e, bendeki bu tercihlerimde mutlaka iradeyi bana verenin, tesiri mutlaka olur. Ben nasıl verilenle veren eşit olurum? Bunun arkasını ne kadar kazarsanız kazın kaderi cebriye çıkıyor. Ama böylelikle nasıl çıkıyor? İrade, irade, bende, vicdanda, zemin, oraya mahluk olmayan ve bende aktif olan, benden kopuk olmayan irade-i ilahi tayin ve teşahhus ettiği için mutlak hürriyet benim oradan geliyor. Mutlak hürriyetim oradan geliyor. Ne yaparsanız yapın cebir kokar. Çünkü senin verilen irade sana verilmişse verenle o irade verilenle veren eşit olur mu? Olmaz. Olmayınca ne olur? Mutlaka verildiği için verilmiştir cebirdir yani. Belirli bir yere kadardır. Yani Windows'un bana sunduğu imkanları Windows'un içinde iş yapabiliyorum. Windows çıkıp da bana verdiği bu imkanı beni de ortadan kaldır sistemi veriyorum sana demez yani. He? Şimdi veriyor mu? O zaman hürriyeti verdi yani. Veriyor değil mi Windows'u şimdi? Beni ortadan kaldırdı yeniden kur. Ha işte o vermesinin sebebi yapın, yani çıkman, lazım. çıkman lazım şöyle yap. Tamam çok işte o sistem. Şimdi veriyor. Niçin veriyor? Enfusi derslere başladıkları için. Nasıl oluyor? i̇rade ile irade bana verilmişse verene karşı ben eşit olamam, mutlakur olamam. O zaman ona karşı gene cebir var. Olurken ama irade zemin olur, pist olur. İrade ilahi orada tayin ve teşahhus ederse o irademdeki irade ilahiyenin tayin ve teşahhusunu kullanıyorum. Ne indi ki? O uçak ne indi? Ben kullanayım diye. Neyle? irademle irade ilahi sistemini kullanabiliyorum. Bir daha. Tanrı modu mu diyorlar? Tanrı modu mu diyorlar? Modu. Vay be. Bak şimdi bu anladınız mı bunu? İradem ile irade ilahi kullanma yetisini yetkisini alıyorum. Bak burada diyor ki irade i e, ha nerede? irade olmak için irade-i ilahiyenin irademde tayin ve teşahhusunu gösteriyor. İrade aynı zamanda farkındalığın da barındıran bünyesindedir. Çünkü irade aynı zamanda bildiğini bilmektir. Uygulayın mesela. İnsan şu mevcudatı, varlığı tanımlayıp anlamlandırmak gayretiyle mevcudu İçeriye alma teşebbüsü olan bilim ve ilim yani bilim. Bu mevcudatı tefekkür ediyorum, düşünüyorum, hissediyorum, fark ediyorum, içeriye taşıdım elma armutu. Bu bilgi eğer ben buna bilgiyi bilgiye dönüştürürsem, kendisine kendisini sorgulattırırsam, e, bilgi bilgiye dönüşürse ilim olur. Bu bilmeyi, bu bilmektir. Bu bir, ilk bir ilk hamur, ham madde, bilgiydi. Bildiğini bilirse ilim o şey, bildiğine dönüşürse ilim olur. Bildiğini bilirse irade olur. Onu vücudu kudret olur. O vücudun maddesi de hayat olur. Daha önce konuşmuştuk. O zaman irade nedir? Bildiğini bilmektir. Başka irade nedir? İrade vicdan şey, kalpteki ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylin arka asıl veri tabanıdır. Başka irade nedir? İrade-i ilahiyenin, ilade, irade irade ilahiyenin bizdeki taayyun ve teşahhus etmesi zeminidir. Allah'ın iradesi, subutu sıfatındaki irade ben de ve teşahhus etmesinin zeminidir irade. Bu cihetle o uçak indi. O piste O pist neydi? bendeki irade. İnen uçak piste benziyor mu? Benzemiyor. İrade-i ilahi. Neye indi? Kullan diye. İrademle irade ilahiyi kullanabiliyor. O zaman Yunus balığın karnından kendi çıktı. Zahire bakarsan farklı. çoğalta çoğalt kafur. <laughs> Nasıl diyor? İradenin tecellisi olan meyil, ihtiyaç, şek ve incizap Allah Allah. Bak görüyor musun? İradeyi kaç İradeyi direkt, irade ilahiye kalpteki ihtiyaç ihtiyaç, incizabı şey yaptı. Niye şey, evameli tekmini, iradeyi bizim irademize eş geçti? Çünkü bizim irade oy, onu kullanıyor. Tahayyum ve olduğu zaman artık bizimki konuşulmuyor herhalde. Evet, bizimki konuşulmuyor. Tahayyum ve teşahhus etti mi artık o. Cebir yok yani. Şimdi bu hali bir yerde vardı da o hale madem şey yaptı kalidir 347 342 342 346 346. Bir de şurayı okuyorum 300 347 aç meşiyet meşiyet nedir ki nokta üst üste buldun mu abi meşiyet irade kas ve ihtiyar-i cüz'i tazamun ediyormuş. Meşiyet. İrade, kastı, ihtiyar-i cüz'i tazamun ediyor. İrade daha cami. irade daha cami ama nasıl tazamun ediyor? Meşiyet diye sıfatı Allah'ın yok. İlmi kelamcılar demiş ki, bak şimdi meşiyet, irade, ihtiyar, kast vesaire hepsini tazamun ediyor. Biz de demişiz ki Allah'ın sıbıtı sıfatında irade vardır ama meşiyet yoktur meşiyet diye bir sıfatı 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 yoktur. Meşiyet diye şey esma esmaların bütünlüğü var. Daha o zaman camidir irade. Şimdi hal için buraya geçmiştik. Eylemsel halidir meşiyet. Yani irade irade hala dönüşürse. Yani hal neydi? Dimala geçmişi, vicdan ile geleceği harmanlayıp ...birbirini ortadan kaldırmadan... ...yani sırlayarak... ...anda yaşatan hususi bir dünyaymış. Hal. İşte bu halin... E, ...vücudu... Vuc ...bendeki ha e, haldir. Ama melek'in tarafı meşiyet. Fiilin hariçte var olması için... ...kalben talep ve etmesi Fiilin hariçte var olması için... Talben, talep ve etmesi imiş. Allah'ın meşiyeti, Allah'a meşiyeti ise ezeli iradenin takdim ve tehir olmaksızın fiile taluk etmesi. Kulun kalbindeki hali, kulun kalbinde hal demek ki oradaymış. imiş ha, kalbindeki hali kabilindendir meşiyet. Meşiyet hal kabilindendir bu hali kalbin değişkenliğinden ortaya çıkan meşiyet. Arş esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdi. Bizdeki karşılığı ise kalptir. Tamam. Geç 346. Geçiyor. geçiyor. Yani meşiyet. meşiyet ilahiye. Başka, var var meşiyet geçiyor. Aynen. Kalpteki hürriyetin bitireyim şurayı da ondan sonra nasıl şuraya kadar okumuştuk. Kalpteki hürriyetin bu mazariyetten yani perdesiz esmaların tayin ve teşehhüs etmelerine geliyor. Demek ki kalpte bir meşiyet var. Meşiyet. O kalp meşiyet bir sistemmiş. Orada esma ilahiyeler tayin ediyormuş. Dondayesiyle cebir olmuyor. başka bir cetti bu. Meşiyet, irade ve ihtiyar. Tekvin, kudret ve kuvvet. Meşiyet bir yönüyle kalbin niteliğine, diğer yönüyle de kalbin belirleyiciliğine. Bir tarafı mülk, diğer tarafı da melekuttur. Evet, burada bitirdik. E evet, vicdana giriyoruz. Ders sayılmıyor. Bu ısınmaydı. Bakalım nereden başlıyoruz? E, 200 230. 230'u açsın bakalım Ma moderatör mü diyorlar? Müdür abi, moderatör aç. Madreden. 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 Abim. Ee, cennette esmasız cennet olur mu abi? öyle bir şey olur mu ya? Cennet var mı öyle bir şey? Olur mu? Olmaz. Peki e, şeytan hangi esmadan abi? Mudil. Heh. Demek ki... Şeytanın, mudil esmanın sureti şeytandır. Evet. öteki tarafı öyle bir şey evet, değil ki. Yok işte onu demek istiyorum abi. İrade olunca şeytan meytan yok yani hepsi bir aslında. Evet bir arka. Zaten enfusi derdimiz bunun için çalışıyoruz. Bir arkaya geçip her şeyi birledikten sonra birinin arkasına geçmek. Bak e, fa farklılıkları cem edince farkındalığımız. Dışarıda şeytan melek var. İçeride onu cem ediyoruz. Mudil esması, nur esması, şeytan melek. Dışarıda doğru. Aynı böyle kabul edeceksin. Bu böyledir. Allah'ın esması. İçeriye taşıdığın zaman mudil esması. Ha nedir o? Ustadın tabiriyle. E şeytan içeriye taşınınca kemalat insaniye. Makası da hayri külliye. Şeytan bize iki tane kazanımı var. Tobe estağfurullah. ki varsın diyesin geliyor tabi ama. Tobe diyerek. Kemalat insaniye sebebiyet veriyor. makası da hayrı külliye vesile oluyor. Dışarıda şeytan, içeride bu. Tamam Peki ötelerde, ötelerde denge unsuru mudil esması Yani. yani. sorumluluğu alarak şunu da söylemek istiyorum benim güzel abim. Ha bana ama bana ekleme. Şeytan bana e, ekleme. cennete girmedi. Hep onu düşünüyordu. Sadece esmayı ayırmayı öğrendi Adem cennetteyken. Bütün kafamı karıştırdı. Sana bana bakıyor. Sana mı bakıyor? Meşrik, e, kanun kanunu da var meşrik. Meşrik kanun zaten. Kanun ilahi olan meşrik diyor. Sahip, ifade var. <laughs> kapte de şey var, meşret ilahiye kanun şeklinde gözüküyor kapte. Kap zaten kanun alemi ya. Arşın ya, kanun da oluyor. Muhakemat 116. Niye kaçtım meşretten? Okudum geçtim, tamam. Çünkü <laughs> o kadar. Evet. Ben şimdi, bari çok bari. var. Çok, ya. çok, çok bari, var. Rabbani evet. diyor. İrade, ispat eden irade. Şimdi iradeyi bitirdim mi? İradeyi anlamak için şey. ihtiyarı da okuyacağım. İhtiyarı da, cüz'i ihtiyarı okuyacağım. Bir de meşiyeti okuyacağım. Yani yan payandalını da okuyacağım ki iradeyi çok net olsun. Öyle paldır küldü bir iradeyle olmuyor. Şey, Aa, kaç aydan beri uğraşıyorum ya. A şimdi geçen iki gün oldu, bir gün mü oldu? Sözleri bitirdim. Sözlerdeki iradeyi. Nail'i. Meşret ve ihtiyar Rabbani'yi gösterir. Evet. İhtiyar Rabbani. Şer-i tecelli vasf iradeden gelen meşiyetle takdirdir. Ya. İradeden gelen? Evet. İrade ile takdir farklı şey. Vasf-ı iradeden farklı. gelen meşiyetle şey takdirdir. İradenin kutu her şey farklı, her şey aynı. Takdir. Her şey aynı. Yani gayet bu bir, sanki hariç bir şey öğreniyoruz gibi oluyoruz da. da şey Ke, gibi. kendi kendimizi kendimizi kendimizde açıyoruz. Kendimiz kendimizle meşgul. Kendimiz kendimizle saat ediyoruz. Kendimiz kendimizle öğretiyoruz, öğreniyoruz, açıklıyoruz, tanımlıyoruz, dolaşıyoruz. Şu anda herkes içinde. Yani et ve kemik ama ne kadar ufuk açıldı. Nasıl bir tanesi diyor nasıl ya hayal ile mekan açılmıyor mu? Nasıl oluyor? İçinin içine giriyorsun. Hayal içinde. Bir hayal kuruyorsun. içinin içine giriyorsun. Tefekkür de böyle. Te, e, düşünceyle tefekküre, tefekkürle de zihine giriyoruz. Mekan açılıyor. Zihinde de melekut alemlerinde seyir ve cevelan. Seyelan, cevelan, se bir de şey diyor. Seyelan, seyeran, cevelan. Zihinde bunlar oluyor. İlk defa duyuyoruz değil mi İrfan? İlk defa dikkat ediyoruz. Evet. Muhakemat 116. Tamam mıyız abiler? Yeni işte Dima 200. Evet. 212. Vicdan 31. Kırıkan plakası. önce şunu söyleyeyim abi. Kader, kaza ve ata kanunu var diyor ya. <laughs> kader iradeye, kaza ihtiyara, meşiyet ataya. Harika oldu ha. Antika. işte. Çok bunu, bu bunda şey e, bu enfusi alemde Allah bunun şey vermiş mesela e, sureti kanuni tahkikat mahiyeti sistemi onda fazla çalış şey yaptı. Hisseyi fazla verdi. Mesela hemen uygulayabiliyor mesela ve unutmuyor mesela e, iradiyi yaptı ya sureti kanuni tahkikat mahiyeti mayyeti dersi başında. Unutmamış yani Yani bak o şey bu sistem iyi çalışıyor. Demek ki o, o, o esma aktif. Evet çok güzel. Güzel dedi. Kader kaza ata. Kader irade, kaza ihtiyara ata meşiyete. Ya. Meşiyet, meşiyet ilahi asıldır der. Evet kalp denilen avalimi gayba karşı olan penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbani'nin fotoğrafıyla alınan Timsali Nuru'yla Sultan-ı Ezeli'yi Ezeli ilan eden kim? Haritay Nurani'sidir ve tercümanı Beli'dir. Gireceğiz abiler. Evet vicdanın esrarengiz olan nutku beyanesini yani vicdanın esrarengiz hakikaten esrar yani kolay değil. Haşir meydanın nümunesi. Aynı zamanda altı tane iman esasının bizdeki karşılığı peygambere iman bizde hangi sistem? Vicdan. Kitaplara iman hangi sistem? <too> <laughs> Amentu billahi Nerede? Neyin karşılığı bizde? Ruh ve melaiketihi ve melaiketihi beden ve kütübihi ve rusulihi eee vel yomil ahiri ve yomil ahiri evet. ahiret neresi bizde kalp evet. ve bil kaderi hayri min Allahu Teala kalp şey kader nedir he Elle, ve ene, ve ene. <laughs> hali ve vicdan <vizler>. ene Ahmet billahi görüyor nasıl açıldı al peki nasıl şey yaparsın al birinci sözün okay altı tane es sırrı varmış besmenin altı sırrı altı tane sır altı tane iman esasının dışa vuruşları Aynı sistem. Her şey aynı. Çoğalta çoğalt. Gafur diyor. Evet. Vicdanın esrarengiz olan Nutku Beliganesini cemiyeti kainata karşı vekaleten inşaat eden hatibi fasıhı ve kainata hakimi ezeli ilan eden ilan imanın mübelli beliği olan lisanı bir menşuru laizalidir. Aslında bu Bununla alakalı külliyatta mesleğinde de var böyle. kal penceren, işte nezare vicdan çünkü Aynen. yer var. Ama burayı <laughs> aldı ama o da mutlaka ileride e, okuyacağım zaman o gelecek vicdanda mesleği almadık da. Çünkü neyi okuyoruz şu anda? E, vicdanın dikkat ederseniz 202. Bak ben size söyleyeyim. Hangi kitaptayı söyleyeceğim size? Sen şey yapma dur. Yok yok. Abiler 202 demek işaret icaza geldik. Şimdiye kadar vicdan hangi kitapta okuyorduk? İşaret icaz. Ondan sonra gel gel işaret icaz. İş. Şualar. Mesteviha. Mestevi geçtik. Mestevi geçti evet. Vicdanda geçtik. O zaman bu daha önce kalp nezare penceredir. Niye buraya atıf yapmamış? Demek ki burada farklı cihetiyle mi? Şimdi konu bitti. İzana girelim. Kalp denilen nedir? Kalp. Kalp, alemi gaybın haritası. Bir, kalp nedir? Tanımlama ustadın. Rüznamesi, hulasası, takvimi, cemi, cami mikyas, nüminecik, hassas, mizancık, enaniyet hassasiyetinde. 8 tane özelliğe cem etmiş. Bunların hulasasıdır. Başka? Kalp, avalimi gayb yani gayb alemleri, alemlerinin alemlerinin hulasay camiasıymış. Kalp nedir bir tanıyalım ki üzerine konuşalım. 18 bin alemin hamurudur, harmanlanmasıdır. Vicdanın perdesi. Bu, bunu, bunun da kalbinde yani penceresi var. Yani pencere varmış kalpte pencere. Bu pencereye konulmuş, bu pencereye böyle kamerayı getirmişler. O kameranın adı Latife-i denilen fotoğraf makinesi bu cama pencereden dışarı çekiyor. Kalpın içinde hep pencere değil. Kalp haritadır, nümünedir, nümünedir vesaire ama penceredir. Bu imkanı bize veriyor. Ne veriyor? Alemi gayb. 18 bin aleme nazır penceredir. E biz de orayı seyretmek istiyoruz. Orayı bir çıplak gözle de göremiyoruz. Nasıl ki gözle göremediğimiz uydudan filmler geliyor. Kulakla duymadığımız uydudan sesler geliyor. Neyle alıyoruz bunu? Çanak antenle. Şimdi cam pencere oldu ama gözümüzün görmeyeceği, kulağımızın işitemeyeceği, aklımız anlamayacağı yerler var. Ötelerde. Onu görmek, duymak, anlamak gerekiyor. O ne yapalım? Bir alet koyalım. Çanak anten yerine. Kamerayı koyduk. Çekiyor. Yaklaştırıyor. Zoom yapıyor. O kameranın adı Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye denilen fotoğraf makinesi ya sen elinle mi koydun be ustad? Bu budur, bu penceredir, bu, bu kamera. Ya bu nasıl dersin ya? Mahalle bakkalcısı değil ha ustad. Mahalle arasındaki sokaktaki caminin hocası değil. Öyle bakılıyor. Fotoğraf makinesi gaybın resimlerini çekiyor. Bu, bu tabir şeyindir, bayramındır. Mahalle cami imamı zannediyorlar diyor ustad diyor. diyor diyor baba. Ma mahallemizdeki caminin hocasıdır zannediyorlar Hocası ustada böyle bakıyorlar diyor. Garibim gitti yani. Latife-i Rabbani de vicdanın en iç yapısıymış. Vicdan vicdanın şöyle şey yaparsak abiler vicdanın son şeyi en latif en uç en kesif işte irade. Nasıl acayip bir şey ya sistem. Böyle şimdi diyor ki kalp pencere ama Pencere değil. Ruznamedir, takvimdir, hulasadır, haritadır dır da der. Sekiz tane şey var. Ama bir tarafı var ki, bir tarafı var ki pencere. Kamerayı koyduk. Yani misal veriyorum. Çanak çok güzel anlatır. Çıplak gözle göremediğin uyduyu, uyduyu göremiyorsun. Uydudaki filmleri, uydudaki sesleri kulakla duymuyorsun. Çanak antenine, buraya taşındığı gibi, televizyonda gözüküyor. Oraya gözüktüğü, taşıdığı gibi. Latife-i Rabbani'ye de iradeyle, zihinle, histe göremeyeceği, bilemeyeceği, anlayamayacağı oraları bu aletle yani kamera gibi düşünün. Latife-i Rabbaniye. Rabbin ne diyor biliyor musun? Latife-i Rabbaniye. Rabbin latifesi. Rabb'a ait bir latife. Rabbi. Rabb'e ait. Rabbi, Rab, Rab. Rabbul Alemin değil. Kişinin Rabbinin taakkuk ettiği. Herkesin Rabbi farklı ya. Allah farklı. Herkesin Allah'a bir, Rabbi farklı. Rabbimiz fark işte bu bizim kişi, kişinin, Rabbi. Bu bir latifedir. Rab latifesi. Orada zemi, uçak iniyor. Tamam O işte o kalp penceresi bize bu imkanı sundu. Perdeyi açıyoruz. Bir bakıyor oraya. Allah! Neler görüyor? Neler gördü neler? Var ya Mevlüt'te. Ha böyle bir şey. Sistem. Hepsi İsa'nda. Devam ediyoruz. Dursun. Ha. Şu ötekisi nereye gitti? Onu getireyim tekrar. Tamam getir. Burada dursun. Latife-i Rabbani makinesine alemi gaybın timsali nuranileri düşüyor. Latife-i Rabbaniye ne oluyor biliyor musunuz abi? Yani çanak antene uydudan filmler düşüyor ya. Sesler düşüyor vesaire. Latife-i Rabbaniye'ye de neler düşüyor biliyor musunuz? Alemi gaybin timsali nuranileri. Geldim. Geldim geldim. Bir de sen gel var ya 5-6 sözlerde. i̇ade ziyaret ediyorlar. O alemler öyle geçiyor değil mi? i̇ade ziyaret ediyor. Biz nasıl çıkıp çatıyoruz? Ders yapıyoruz. Tefekkür ediyoruz. Hissediyoruz. Talep ediyoruz. İştihak ediyoruz. Meyle diyoruz. O adamlar da o, o, kadar vefasız olur mu ya? Bu adamlar bu kadar bizi zorluyorlar. Geldim bir misafir, bir daha geldim, bir daha geldim Ömer. Bir de sen gel ya. De, de. O alemler diyor, 168 işaret edeceğiz, 506 sözler. iadeyi ziyaret ediyorlar. İadeyi ne, ziyareti nerede ediyorlar? Latife-i Rabbaniye'ye. Latife-i Rabbaniye'ye geliyorlar. Bizim gidişimize mukabele ediyor, silah ilahimi yapıyorlar. Hep ben geldim evine, bir de sen gel. Onlar geliyor. Hasan abi bilgisayarda aslında onlar gelince ben görüyorum. Vay be. Yani aslında mesela bir web sayfasına ziyaret ediyoruz ya telefonda. Aslında o geliyor da ben burada görüyorum. Aslında, onlar <laughs> Aslında odur. Aslında zi ben ziyaret derken zaten o gelmiş oluyor. Geliyor, geliyor. Neye benzedi? Mevlana'nın sözü var ya. Şeytan dedi ya talebesine. Dedi sen kaç sene buradasın? 15 sene. Hep ya Rabbi ya Rabbi dedin. Bir defa Allah sana dedi mi ki bu yüreği kulum. 15 sene ya Rabbi dedin de bir defa insan biz, bir, Rab demez mi ya? Olsaydı diyor Rab sonra bir defa derdi diyor. Görüyor musun doktor? şu tuzağa bak. Ama o talebeyle horon oynandı ama Mevlana ile horon oynamaya oynayamaz yani. Mevlana öyle bir horon vurur ki adama dedi ki abe gafil sen Rab diyecek haletin, fikrin ve hissiyatın bak. Fikrin, hissin, duygun ve latifen yokken ya Rabbi diyecek fikrin yokken sana bu bana ra, ya Rabbi diyesin diye fikri, hissi, duygusunu vererek sana bunu söylettiren zat sen söylemeden önce sana cevap vermiş olmuyor mu? Evet. Ki ustad nerede kullanıyor Risale-i Nur'da? Daha yaratmadan önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını bilmiş, kabul etmiş, kainatı yaratmış. Evet. Çünkü Allah için zaman yok ki. Bu sıra bizim için yaratacak, dua edecek, duayı kabul edecek. Bu zamanlamadır. Ama Allah için zaman var mı? Evet. Yok. Onun için yaratmadığı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın demediği duasını, kabul da edilmediği duasını önceden olmuş, yaratmış, kabul etmiş diye yaratmış. O sıralama bizim için olduğu için, akıl sıralama, sebep-sonuç ilişkisine mahkum olduğu için anlayamıyor. Geylani'de de olmuş annesini böyle. Daha evlenmeden annesinin yardımına koşmuş. Nasıl oluyor oğlum dedi, ben daha evlenmemiştim, sen neredeydin? <laughs> bizim için onlar. Acayip garip şeyler oluyor. Burası burası değil. Şimdi devam edeyim. Gayb alemleri iade ziyareti. Kardeşim onlar geldiği için biz gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz zannediyoruz. Ben kapıya senin kapına vurabilmem için senin kapın olması lazım. Demek ki benden önce senin kapın vardı zaten. E, Timsali Nurani'leri düşüyor, görünüyor. Bu da fotoğrafını alıyor. Latife-i Rabbani'ye o Kamera gidip de orayı yapmıyor, halk etmiyor. Kamera var olanı resmini alıyor. Latife-i Rabbani halk etmiyor, icat etmiyor, yaratmıyor aşağı. Ne yapıyor? Var olanların fotoğrafını alıyor. E bunlar nereye varmak istiyorsun? Latife-i Rabbani'mizdeki kutsal böyle ulvi, nurani, feyiz, halet, talit rüyeler, kutsi böyle haller oluyor ya. Demek ki bunlar varsa o alemlerin bizdeki iz düşümü, teleşuatı, dişe vuruşları. Biz hani Karmak demiş ya Tanrı kişi imal etti. İ ben imal ettiğim düşünce olabilir ama haletleri, hissiyatları, duyguları ben imal edemem ki. Varın dışa vuruşudur duygular. Mesela et yok koku var. Et kokmuş diyorsun. Yani bir şey kokmuşsa onun dışa vuruşu var. Ya sesi olacak, ya kokusu olacak, ya şekli olacak, ya mekanı olacak bir şeyi tanımlarken bir yerden koku geliyor. Nereden geliyor? Mutlaka bir yerden geliyordur. Yani o yoksa kokusu olur mu? Ha, fikriyatı olabilir yol ama eğer bir şey hisse, duyguysa, latife ise, meyilse, iştiyaksa, incizapsa, iştiyak, arzu ise o vardır. Onun varlığının bendeki aktifliğinin adıdır iştiyak. O sevgili var ki bende aşıklık oluyor. Ona meyil oluyor. O yoksa bende meyil olur mu? Nasıl olacak yani? Ha, o zaman Tanrıyı biz imal etmiyoruz. Tanrının bizdeki uyandırdıklarıyla onu arıyoruz. Bende uyandı da nedir diyoruz? Ya bu şey var, bu var. Mesela bende beka uyandı. Bende beka uyandı diye baki bir alemi ben mi yaptım şimdi? İhtiyacımın sonucu mudur? Hayır. Baki alemde alemlerin bendeki aktifliğidir ki bende tanımlanmış. O alemler bende aktif olunca beka istiyorum. Beka istediğim için beka yok. Beka olduğu için bende aktif olmuş. Fotoğrafını alıyor. Yani fotoğraf o karşıki dağ yaratmıyor. icat etmiyor. Yoktan var etmiyor. Var olanın resmini aldığı gibi bizim Latife-i Rabbaniye de haleti ruhiyeler, hissiyatlar, duyguları, ulvi, haz, huzurları fotoğrafını çekiyor. Bize yaşatıyor. Oh diyorsun öyle hal oluyor. Bu alınan fotoğraf aslında Sultan-ı Ezeli'yi ilan eden. Bu alınan fotoğrafla bizde bir anlam taşıyor. Nedir o? İlan ediyor. Haritay-ı O gelen tercümanı belliğidir. O alemlerin bizde tanımlayan tercümanıdır. E nasıl tercüme edecek? Şimdi Latife-i Rabbani yoksa o alemleri buraya kim taşıyacak? Hadi taşıdı. Ama neyin nesi olduğunu tercüman lazım da İngilizceyi ben bilmiyorum. Çince bilmiyorum ben, bana tercüme etmesi lazım. Benim alimime dönüştürmesi lazım. Bu benim alimime gaybi dönüştüren Latife-i Rabbaniye'dir. O alemleri derken Latife-i Rabbaniye 18 bin alemi değil abiler ondan bahsetmiyorum. Latife-i Rabbaniye arş-ı kürsü, cennet, cehennemi, bek aleminden bahsetmiyor. Rabbe bakıyor direkt. Rab, Rab. Bana tercüme ediyor. Rab, Rab. Allah vacibül vücut. Ben mahluk mümkün. Nasıl bana dönüştürecek, tercümanlık yapacak. Bu aynı zamanda latife Rabbani casustur. Casus ne demek? O alemi bu aleme taşıyandır. Aynı zamanda latife Rabbani müfessirdir. Ağacı, acı tefsir ediyor. Orada Allah'ı izah ediyor. Ağacı tefsir ediyor. Allah'ı izah, ağacı izah ediyor. Latife-i Rabbani'ye de Rabbi Rab, Rabbul Alemin'deki içindeki ben, benim Rabbimi bana tercüme ediyor. Bana dönüştürüyor Rabbi. Alemleri değil, benim Rabbimi bana dönüştürüyor. Tercüme ediyor. Tuhaf yani. Rabbin latifesi. Yani sifo. Başka bir şeyle memnun olmaz. Latife-i Rabbaniye. Yani Rabbani bir latife. Ne demek o? Rabbul Alemin ben mümkinim miskin mahluk. Mümkini mahluk. Bana ben kim? O Halik, ben mahluk. Ama bir şey lazım ya, o nasıl bir şey? Bana diyor, onu anlamam, olmam lazım. O da mümkün değil. O zaman ne o olacak, ne bu olacak. Bir berza olacak. Rabbin latifesi. Burada mı? Buralı değil. 18 bin alemde değil. Rabbimin latifesi. Yani Rabbul Alemini Rabbime dönüştürüyor. Rab yapıyor benim, benim Rabbim oluyor allah Teala'nın sıfatlarını düşünüyor. Zatını düşünmüyoruz ya. Hadis-i Şerif'te de var. Latife-i Rab'ın doğrudan oraya zatını... zatini değil de o o diyor zaten. Diyor ki Latife-i Rab'ın zatını düşünme diyor. O Rab'ul Alemini değil de Rabbini işte. Rabbini yapıyor. Yine sıfatlarla. Evet sıfatlarla. Ben de bir şey söyleyeyim mi abi? Çünkü ondan sonra da şey geldi. Gelmiyor. Vicdan. Ee, Hasan abi çarşamba günkü derste e, Yasin'de hatırlar herhalde. Rüyetten bahsettik. Bakın rüyetullah değil ama rüyet. Rüyet Hasan abi bir Allah taayyum ve teşahhüs ediyor. Ben de vicdanımda. Latife Rabbaniyede de ben tabiri caizse taayyum ve teşahhüs ediyorum. Ben bana aslında o rüyet rüyet oluyor. Yani ben beni görüyorum. Aslı sen senin Rabbin zaten seni o ulvi ve kutsi yapan var ya o latif o Rabbul Alemin evet. e, o o alem yani alemsiz alem ya evet. seni meydana getirdiği mahluk tarafın değil en enevin arkası var ya evet. sır insanı evet. heh, onu e, belirlememiyor ama belirliyor. belirliyor belirleyemez ama belirliyor yani öteden böyle yani aşağı yukarı Rabbul Aleminden demiyor kendi Rabbini herkes hisseder. Adama dedim ya doktora, şey hocaya. Bak senin zanlarının bilgiyle, malumattan oluşturduğu bir Rabbim var ya. Bir Allah var da. Ona kanaat etme. O senin oluşturduğun, zanların oluşturduğun Allah var ya. He, o diyor ki bana kanaat etme. Rabbul alemine ihtiyaç hisset. Onu da talep et. Sipsenin Rabb'in kadar Allah yok ha. Ben kendime diyorum. Benim alemimde e, taayyun etmiş, teşahhus etmiş Rabbim kanat etmemem lazım. Bunu da aşkın, bunu da kuşatan, bundan da daha külli Rabbul Alemin var. Allah var ha. Allah var. Ha bak Rabb'imle diyorum ki Allah var ha. Bende o zanlar, malumatlar, bilgiler, itikatlar, namazlar, niyazlar, eskarların oluşturduğu bir Rabbim var. Benim Rabbim, herkesin farklı bu. O bana diyor ki, bana sıf kanat etme, o diyor. Allah var ha. Dedim ya hocaya. hoca Allah var ha. Elbette var dedi. Bir daha söyleyince Allah var ha. Neyi kastediyor sen kardeş dedi ya. Bunu söyleyince kahve yapacaktı böyle. Kalktı odada. İmam odasını Allah razı olsun kaliteli adam. Ona kanaat etme. Ülfet sarmalar. Ben sana söylerken kendimi söylüyorum. Oturdu ne kahve yaptık ne bir şey. Allah Allah oturdu. Hiçbir şey Hiç şey Oturdu tamam imam odası. Ha böyle koydu koydu ölünü. O çok garibine gitti ya çok. Dedi ki o Rabbim var ya benim. Bana kanaat etme. Bana aşkın beni kuşatan bana rağmen de olan bütünse bir Rabbul Alemin var ki o Allah ona talip ol bunla bunla oraya. Olayım, o 16. sözde evet. O, o Rabbin oluşuyor o Kabe'de. Onun için bir veli oluyor kişi. Onun da Rabbi var. Onun da Rabbi varmış ya. Farklıymış. O, onun Rabbi daha farklıymış ya. Allah evet. Allah falan. O bütünselliği koy. Kabe'ye herkesin Rabbini, Kabe var ya. Oraya herkes atsın, tayin pekmezini atsın, karıştırsın. Oluşan o bütünsel şahs-ı manevi Rab'larınla Rabbul Alemine muhatap olunuyor. Onun için bilhassa Hac haç veli oluyor. Onun için o, o ayna darlıktan bütün herkesin günah affediliyor. O yüksek bir enerjiyle o motoru duman ediyor işte. Bütünsel bir enerji oluyor. Acayip olacak ya ahirette. Cennetten de bahsetmiyorum ha. Cennete isteyene verilecek. Öyle demiş aşık. İsteyene ver onu. Sen inşallah diyeceksin ki ya Rabbi böyle cenneti de aşkın arş vardı, lefi mahfuz vardı, şecer hikatte arş azam vardı, kabu kalpsem vardı. Yazınız abi hani ruhun duyuyor anlıyor. O da ruhunu isteyecek. Ben diyeceğim böyle böyle. Kim dedi lan? <laughs> ya sonra <kal. gülüyor> Ali sana havale diyor. <laughs> tamam. Hasan abi inşallah şöyle olacak yani. Sting'dayken zaten. Ya. Eee çok şükür. Allah. Toprak abi diyorsun ya ya yani eğer kazanırsak çok büyük olacak. Hasan abi. Eğer banket kastığı gibi <laughs> kaçak edeceğiz. Banket kasteri <gazeteliği> topladık. çok büyük şey kazanırız. Ama ne dedim sonra? Ben ne dedim? komple battık hepimiz bir de batacağız. Çünkü İstanbul hukukunda bir kasa şeftali aldım. 30 tanesi iyi, bir tanesi çürük çıktı. Gidip de İslam hukukunda iade hakkına sahipsin. Al bu bir tane. O da şunu diyebilir. Hakkı vardır. Ben toptan verdim. Toptan değiştirsin tamam. Tek olmaz. Yapabilir de yapmaz da hakkı da var. Ver o kasayı. Yeni bir kasa al. der. Biz de diyoruz ki ya Rabb'i bu hizmetin içinde çürük elmayız. ama senin şeriatında öyle bir şey var. Genel. Bir çürük için çürükler değiştirilmiyor. Komple. Ya Rabbi Muzam Ümmet cadde Kübra'dan gider. Benim için bu cemaati, bu ümmeti batıracaksın değil. Çünkü merhametin müsaade etmez. Ben de bunlar için de çürüğüm. Şeriatta sen söyledin. Bir çürük için komple kasa devredilebiliyor. Beni de bunlardan sahip. Amin. Amin. Vicdan Latife-i Rabbani cihazı ile gaybin resimlerini alarak vicdan bir dakika. Vicdan Latife-i Rabbani cihazı ile kamerası ile gaybın resimlerini duydunuz mu? Gaybın resimlerini. Var mı ki? Yani böyle muayyen mi ki? Var ama muayyen mi? Resimlerini alarak vicdana taşır. Bu resimler gaybın haritasıdır. Gaybın buradaki tercümanlarıdır. Nasıl bir isimse. La ilahe illallah nedir? Bu makamda. Bu makamda. Niye buraya geçtin? Çünkü vicdan nedir tam bilmiyoruz. Bilmediğimizle beraber esrarengiz bir garip haşir meydanı. Yani vicdan nedir? Bilmiyor. Vicdan ama esrarengiz bir sistem var ki gaybın yani haşir meydanının bizdeki karşılığı vicdan. Nasıl bir şeyse. O haşir meydanının bizden ümidesi vicdan. Onun için akılla hata yaparsın, sahtekarlık yaparsın, dolandırırsın. Ne derler? Akılsız adam, şey adam böyle e, bunu zulmettin demiyoruz. Adam vicdansız diyoruz. Ne bir vicdansız adamlar. Nasıl aldattın? Vicdansız adam nasıl vurdun? Vicdansız adam bu o saf adamı nasıl kandırdın? Akla kandırdın. Akılsız demen gerekirken niye vicdansız diyorsun? Çünkü vicdan aklın aklıdır. İman nasıl hayatın hayatı ise. Dima'dan vicdana geçerken midir acaba sırat? Yoksa vicdandan ruha geçerken midir acaba sırat? Hani haşir ya. Acaba hangi aradadır o sırat acaba ya? Evet. Bilmiyorum. Anladın mı? Evet. Burada ya yani hepsi ama. Nerede acaba? Şimdi bak. Haşir meydanı var. Burası cennet cennet birdir. Bir de Rabbul Alemin tarafı var. Yani bu Vicdan artık bunların köprüsü mü? Ama vicdan buna kanaat etmiyor ya. Yani. Böyle bir sistem bir şey değil. Rabb'a muhatap. Latife Rabbaniye. Rab'la beslenir. Başka cennette beslenmez. Latife Rabbaniye. Rab'be Rab, Rab'den başka feyz almaz. Onun için latife. Rabbin latifesi. Rab'den beslenen. Nedir o? Huzur. Haz. Hazır olduğu için huzur oluyor bizde. Hazır olmasa Cenab-ı bizde huzur olmaz. Huzur tesadüfen gelmiş, rastlantısal bir şey değildir. Huzur. Gramı gramı yani Rüştavi derdi ki huzurun. Gramın gramı yani en bizice en ölç e, ölçü aletiyle ne kadarsa gramı bütün faninin faninin değeri bile buna gelmez. O huzur var ya. Huzur aynı zamanda razı olduğunu gösteriyor. Allah senden razı olduğu için huzur oluyor. Huzuruyla cevap veriyor diyor. Hatırladınız mı? Huzur anladınız mı? Evet. Huzuruyla cevap. Huzur varsa öp de başına koy. Biraz daha imtihan da kalkıyor ha bunda. Allah bir defa razı oldu mu? Evet. E, ben geçen sene razıydım. Şimdi razıyım değilim değil. Allah mazim müstakbelin sahibi olduğu için bir defa razı oldu mu? Tamam. Yani şimdi peki huzur nedir? Rıza ilahi. Huzuru, ve huzuruyla cevap veriyor diyor. Değil mi? Huzuruyla. Huzur Huzur aynı zamanda evet. Cenab-ı Hakk'ın sende rizasını gösteriyor. Hayatına bir kere huzur sahibi O kutsi ulvi. Ya. Huzur şu abi. Huzurunu aldı diyorlar ya. Huzurunu yanında olma. Seni yanına alıyor ya. Evet. Yanında olmada ortaya çıkandır. Evet. Vicdan, sistem duman oldu. Vicdan, Latife-i Rabbaniyesinin çektiği gayb alemlerini bir de toparla Vicdan Latife Rabbaniye'nin çektiği gayb alemlerini burada o alemleri vekaleten okuyan o alemleri burada vekaleten okuyan ifade eden aynı zamanda imanı mübelli yani o alemleri bizim düzeyimize seviyemize uygun ifade edebilme edebilen kelime şahadettir. Kelime de buymuş. Allah Allah Allah. Şimdi kalp pencere mi abiler? E, vicdanın latife-i rabbanisi Rab'be bakıyor Allah Allah. alemleri değil. Rab alemimize ne kadar düştürse haz oldu mu? O alemleri, alem diyeceğim daha Allah'lık hakikatlarını e tamam bize taşıdı. Bize taşıdı o bütün sellik yaşadık böyle. O imanın iman bizde aktif onu bir tercümanı lazım da mübelli lazım. Onu gösterecek etvarımızda ahvalimizde efalimizde etvarımızda göstermemiz lazım. Diyor ki bir de okuyayım. Çe o alemlerin bizde ortaya çıkmasıyla o Rabul Alemin'deki alem işte esma ve sıfatları vekaleten bizde tanımlayan, bize ifade eden aynı zamanda imanı mübelli yani imanın varlığını sağlamasıdır. İmanın mesela huzur ya. Vicdan aizana imanın doğruluğunun sağlamasıdır. Biliyorsunuz toplamanın sağlaması çıkartma. Top, çıkartma da ters. Mübelli yani o alemleri, o alemleri bizim dünyamıza iyi dinin, O alemleri bizim dünyamıza, bizim seviyemize ifade edebilen kelime-i hulasası, cemul cem olan bir tanım lazım. Onun adı da kelime-i şahadettir. Şahit oluyor. Iman bitiyor, bitiyor evet. Yani ifade etsen desen ki o alemler bir sürü şeylerin oldu. İfade etti o alemleri. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü Budur. Başka bir şey diyemem. Haliki kainat kainat cinsinden değildir diyen vicdan mıdır? Evet. Haliki kainat kainat cinsinden değil. Bu kalemi yapan kalem cinsinden değil ve kalemden öncedir diyen vicdandır. Kelime-i şehadet çok tuhaf ya. Bunu yazarsın abi. Kelime-i şehadet. Vicdan denilen esrarengiz gaybi seyrediyor. Orayı burada kelime-i şehadetle ilan ediyor. Orayı burada Tamam da neler yaşadın bir desene ya. Ey vicdan, ey latif, ey Rabbani. Rabbe muhatap oldun ya. Bir, bize bir şey desene. La eşeden la ilahe illallah ve eşeden de Muhammeden abdu ve resulü. Bu, bu. Vallahi bunun daha ötesi var abi. <gülüyor> War, <gülüyor> bu, var mı? Var tabii. Bunu Cebrail söylüyor. Tamam işte. Ne diyor? Eşeden la ilahe illallah ve eşeden de Muhammeden abdu ve resulü. Ama bir de Resulullah'ımızın yani. muhatabiyeti var. rüyet var mı? Daha öyle abi ya vallahi. Bu daha başka. Zaten bu alemi ifade eden, Bu alemde dima ifade ediyor. Yani bu alemi ifade ediyor. Sanki... Kelime-i hakiki ha hakiki bu Allahu alem. Şimdi arkayı da okuyacağım ki birinci fasılayı ara vereceğiz. Nur'un ilk kapısı 119. Şey 191. Bitti kafa. 119 nerede? 191 görmüyor musunuz? Hem insan yalnız akıldan ibaret değildir. Kalp, ruh, sır ve vicdan gibi manevi latife ve cihazata da maliktir. Şimdi üzerimizdeki nimeti tadat etmek için söyleyeceğim. Ve bir nimeti rabbike fehdis. Şimdi bu asın insanları bizi bu görse uzaktan veya bu videoları görse ne derler? Allah. Bunlar diyecekler mi şaşırdı da? Peygamber hadisinde de var bu söylediğimi hatırlarsınız. Ya bu adamlar hep görecekler ya orada. Kayıp açılacak herkes herkese. Ya bu adam benim komşum muydu ya? Böyle adamlar dünyada yaşıyor muydu ya? Bunlar orada konuşuldu mu ya? Bunlar duyuldu mu ya? Bu, ne, bu, bu bunlar yaşandı biz neredeydik? Meyil olsun bize ya. Abi ya. He? Bu ne diyor ya bunlar? Bunlar bunlar konuşuldu mu bunu? Lan adamlar <laughs> orada bile haşir meydanda aşkın konuştular. Cennetin de ötesini. Yani İnsan denilen yalnız akıldan ibaret değil. Bütün felsefede akıl sondur. Us, öz, töz diye tanımlamışlar. Son. Oysa kalp, ruh, sır, vicdan gibi manevi latife ve cihazatı da maliktir. Bitti. Ne dedi? Kalbe, ruha, sıra ve vicdana da hem latif ediyor hem cihaz diyor. Yani latif cihaz. Ruh bile latif ediyor. Ruha cihaz diyor. Kimsin sen o zaman? Not. Allah'u alem. Felsefe zekadan mı ileri gidemiyor, akıldan mı ileri? Kim? Felsefe. Felsefe zekadan. Akıl olsaydı Kur'an'a muhatap olacak. Yani akıl ne demek? Aklın başına al. Kime hitaptır? Zekaya. Aldığını nerede bileceğiz? Kur'an'a muhatabiyet oldu mu? Kur'an zekayı değil, aklı öne çıkarıyor. Yakılun, takılun, efele tefekkerun, efele tedebberun gibi. Tabi eli dünyayı çıkarıyor? Aklı değil, zekayı öne çıkarıyor deha, vay zeki. Oysa akıllı olması lazım. Nasıl anlarız? Zeka, aklı, Kur'an'a muhatap oldu mu zeka akla dönüşüyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan önce yaşamış olan feylesoflar bir cihette ya da feylesof deniyor ama hakikat yönleri de... Yani onlar yüzde bir kurtulur Eflatun, Sokrat gibi. Çünkü fetret olduğu için kurtarıyorlar kısmen. Ama insanın fıtrat, ben onlara bakınca Kur'ansız da, İslamsız da insanın nasıl bir cami fıtratı olduğunu fark etmiş. Demek ki insan ne kadar kaliteli. Peygambersiz de, Kur'ansız da yol bulamamış, tanımlayamamış ama ben bedenli değilim demiş adam. Ben bu değil, ben bu değilim demiş. Olmamam lazım demiş. Dima yani akıl, nokta istinat, tevhide. Vicdan, nokta istimdat, teslime. Kalp, İkisinin cemi olan imana, tevekküle ruh bir şey diyemedim. Saadeti dareyne. Evet. Dima vahiy vasıtasıyla Allah'a itikatla Allah'a Kur'an'a bakar. Bak dima vahiy vasıtasıyla Allah'a Allah'a yani dimadan ya itikatla e, Allah'a ve Kur'an'a bakar. Vicdan ise alemi gayba haşir ve cennet ve cehenneme bakan sistem yani dima vahiy vasıtasıyla Allah'ı seyrediyor. Vicdan, vicdan e, sistemi bakımından cennet, cehennemi, haşir meydanını seyredebiliyor. Kalp ise Allah'ın nazargah ilahisi. Kimse yok burada. Orada yok. Yani Allah'tan başka kalbe nazar eden yok. Ne şeytan ne iblis kimse yok. Kalbin içine hiç kimse bakamaz. Çünkü orada hiç kimse yok. Allah nazargah ilahidir. Allah'tan başka kimse kalbin içini göremez. Kur'an'ın insandaki sureti. Kur'an'ın insandaki kanuniyeti, hakikati, mahiyeti şu. Kur'an'ın insandaki sureti, insanın davranışları, uslubu, beyanı, timsali, mahiyeti. Kur'an'ın insandaki kanuniyeti, dimağın bütünlüğünün ifadesi olan itikat. Çok tuhaf. Kur'an'ın insandaki hakikati, kalpteki iman. Kur'an'ın insandaki mayeti Kur'an-ı Kebir-i Kainat İnsan-ı Ekber İslamiyet ve şecel Hilkat Bedenin abdesti Bedenin abdesti Gusülden, necasetten, taharetten Hayatın tüm safalarını na Namaz yapmak yani Demek ki Bedenin abdesti neymiş? Gusülden, necasetten, taharetten Hayatın tüm he? Tamam Tamam taharetle hayatın temizleyerek tüm safalarını safalarını namaz yapmak. Namaz şeklin. Aklın abdesti cehaletten kurtulup tefekküre mazhar olmak nokta istinat. Vicdan ve bu bitiyor. Bunu okuyorum bitiyor. Ara veriyoruz. Vicdanın abdesti neymiş? Abdest kaç tane abdest varmış? <laughs> ne alakası? Ne geçtik? Bilmiyorum neye geçtik. Buraya niye yazdık? Ben de bilmiyorum. Şimdi çalışıyorum. Niçin oldu bu? Bilmiyorum. Vicdanın abdesti noktayı istimdatla beşeriyetten insan olmak. A doktor. Beşerden insan olmak abdestmiş. Neyin? Vicdanın abdesti. Vicdanın abdesi aldır. Kalbin abdesti küfrü terk ederek noktayı istinat ve noktayı istimdadın cemul ceminden iman etmek. İman etmek bir kalbin abdesti iman etmek. Ruhun abdesti Adem'den vücuda çıkarıldığının farkındalığıyla canlı fırkan olmak. Maşallah. Allah Allah. Ruhun abdesti. Şey abi en üstte yukarıda en üstte ruhta boş bıraktığınız bir yere vardı ya abi. He. Bir bir in aşağı şey. Mu? En, en üstte. Ne? En üstte bakın şurada boş bırakmışsınız ya ruh. <laughs> Dimadan Nokta istinat tevhid diyor. <laughs> Bak dima nokta istinat. Bu avsadın açık. Nokta istinat vahi. Bak böyle vahi. tevit. Vicdan ise nokta istimdat imdat. BK istiyorum evet. Bağırıyor. Kim cevap veriyor? İ bağırmasına verilen cevap. Nokta istimdat. Ahirete iman. Ee, <laughs> nokta istinat o gösteriyor. Kalp ise ikisinin cemi oldu. Dima ve vicdanın cemi. Ama ruh yapamadım. Saadeti Dariyen diyor. Sonuç. Sırrı iman diyeceğim ama. Tayin mi tecavüz olur? Tayin mi tecavüz? Diyeceğim. Biraz daha ene yap yani bu da şey o ne? Bu tayin ve teşahhus gibi olabiliyor ama dur bakayım. Ruhun abdesti herhalde bundan sonra çıkar. Ruhun abdesti ya maşallah Adem'den vücuda çıkarıldığının bak ruh nasıl abdest almış oluyor? Ben yoktum. Allah var idi. Var. O varken hiçbir şey yoktu. Aylan da öyledir. Biz Tam ve teşhhusiyiz. Tamam. İşte bunu Adem'den vücuda çıkarıldığımın çıkarıldığımın farkındalığıyla bildiğimi bilmek. İşte onu diyecektim ben unutulmuş. Bildiğimi abi. bilmek. İrade, irade Çık... abi. Evet. Yukarısı irade, o boşluk irade. Olabilir. Bilmek? Bildiğini bilmek olabilir. Ama irade oraya uymuyor. Tam uymuyor. Uymuyor. Furkan, canlı Furkan olmak. Dur sonra orası. Taktık oraya dursun o. Ben bile bıraktım orayı. Bilmiyorum. Bilmediğim de olsun mahluk olur. Bilmiyorum. Bak boş bıraktı. İndir aşağıya. <laughs> <laughs> Bu nere? Bilmiyor. Şimdilik bilmiyor. Ama Hasan abi aşağıda bildiğini bilmek dediniz ya ruh için. Şimdilik elini evvel yapma. Bilmiyor. Yorum Ama bileceğim. Şimdilik bilmiyor. Bileceğim. <laughs> Artık. Çok şükür ya. Allah bu derslerle ona hep yanlış olsun. Hep yanlış olsun. Hı. Kendisiyle meşgul ettiriyor ya. Hı. Yani felsefeden konuşmuyoruz. Bakkaldan da konuşmuyoruz. Ticaretinde konuşmuyoruz. En azından kutsi tabirlerle konuşuyoruz. Tevhid var. Bakın nokta istinat. Ya bunlarla meşgul olduk yani çok edelim. kendisiyle meşgul ettiren yani Allah evet. hamdolsun. Ruh ha? He? Ha bu ruh zaten cevherler alemi ya. Kanun alemi, yazılım alemi, cevher. Cevher-i imanı çok kullanmadı. Neyi kastediyorsun? İşaret ile yanda geçiyor He. Evet, cevher iman. Yani imanın cevherini uyandırıyor diyor, canlandırıyor diyor. Halifelik sırrında geçiyor o. Olabilir ya. Kursun. Ha geç yukarıya ha, abdese abdese şöyle değil mi abi hadi bir abdest alalım dersi bitireceğiz bedenin abdese gusülden ve necasetten taharetle yani gusül ve necasetten taharetle hayatın tüm safalarını namaz yapmak namaz, namaz kıldıktan sonra haram olmayan, meşhur olan her şey namaz oluyor ya ibadet oluyor, aklın abdese cehaletten kurtulup Aklın abdesi neymiş? Usta cehaletine diyor biliyor musunuz? Hatırlarsınız, hatırlatayım. mahkematta Cehli cehennem. Anladın değil mi Hüsma? Şey Şu tabire bak ya. Cehli cehennem. Cehalet cehennemi kendisi. Şuraya bakın ya. Cehalet cehennemdir. Cehli cehennem. Gelin görürsünüz. Aklın abdesi cehaletten kurtulup tefekküre mazar olmak nokta istinat oluyor. Vicdanın abdesi. Yani beni en çok heyecanlandıran acayip geliyor bu işte. Vicdan abdesi noktayı istimdat yani fıtratımın istediği alemler, ebed, sonsuzluk, ölmemek isteği ne istiyorsak onların bendekilere verilen cevap nokta istimdat deniliyor. Nedir o? Beşeriyetten insan olmak, insan ol. İnsan olmak kolay değil insan olmak beşeriyetten. Beşer nedir? Şerlerle cem, karma. Kalbin abdesi küfrü terk ederek noktayı istinat ve ne, terk edince bak bu değil. Bunu da bunu da küfrü terk edince nokta istinat bir Allah'a nokta istimdat ahirete ikisini toplayarak kalpte ballar olması iman. Yani Allah ve ahireti iki kutbu imanı cem etme. <laughs> bu beni çok heyecanlandırıyor. Ruh abdesi Adem'den vücuda çıkarıldığının farkındalığı ile canlı furkan olmak. Ruhun abdesi. Sonra Ene'nin abdesi. Sır insaniye mazar olmak. Peki sır insan abdesini de eklersi, eklemedik çünkü olmazdı. O orada. Ölüm velakettir. Onu da yazabiliriz. He. Ölüm velakettir. Onu da şey yapıyorum. Burada kesiyoruz. İkinci derste buluşmak üzere.

bizde he be bizde kafa gitmiş ya subhani dedim bir kere ağzımdan çıktı mecbur getirdi Hasan <laughs> abi ölüm helak helaket. şimdi bir yazayım abi ölüm evet, abi. ve helakettir de şey. olayla ilgili ve bir teşahhüsle uzun düşer he ha? ha şuraya mı bura 15. ne ihtiyacın ve teşahhüs ha doğru Vallahi o doğru söyledin. Bu aslında Gafur söylerken erken söylemiş oldu hmm. şey, evet. Kayıtayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam <Audrey> ala <was told> Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersin ikinci oturumu. İşaratul <Rud> İcaz 156 Badıllı 202 sayfa. Defterin 202'si. Vicdan dahi kendi fıtratına başvurduğunda vicdan dahi kendi fıtratına başvurduğunda emel ve arzularının nemalandırılmasına şiddetli bir ihtiyaç ihtiyacı gördüğü için bir noktayı istimdat bulmaya mustar ve mecbur kaldığını görür. O ise ki istinat ve istimdat noktalarını bulmak ancak iman ile mümkündür. Ne anladık? bu makamda vicdan kendi emel ve arzularını nemalandırmak için vicdan kendi emel ve arzularını nemalandırmak için noktayı istimdada bunun iti, bunun için ihtiyacı var. Yani vicdan kendi emel ve arzularını emel mesela ebet istiyor, sonsuzluk istiyor. Doymuyor yani, ölmek istemiyor. Her şey istiyor. E bunu Nasıl yapacak? Nokta istimdada ihtiyacı var. İmna imani bil ahirete ihtiyacı var. Nokta istimdat yani imdat bağrışmamıza, bağrışılara yani çağrılarına verilen cevap verilen makam. Bu imdat çığlıklarına cevap ancak ahiret cevap veriyor. Onun adı da nokta istimdat. Kalp nokta istinat, vicdan nokta istimdadı bulmaya mecburdur. Kalp tabii kendisi ikisinin cemidir. Nokta istinat ve istinat. Kalp de maksat şey dima. Sistem itibariyle dima bak zaten alta yazıyor. Nokta istinat. Ama kalp şöyledir yani biliyorsunuz da. Şöyle belden yukarıya düşün. Bir ayağı vicdan, bir ayağı dima. İkisinin cemi olduğu için bazen aklın vazifesini kalbe yüklenmiş. Şimdi başka devam edeyim. Vicdan nokta istimdada bu ikisinin cemi de kalp. İşaret caz 156 Badılı. Onun hissiyatının mazarı vicdan. Fikirlerinin makesi de dimadır. Yoksa cismi samemberi, çam kozalağı, kozalağı heyetindeki et parçası değildir. Kalpteki hislerin ortaya çıktığı zemin vicdanmış. Mesela şöyle bir misal vermiştik acaba. Peygamber aleyhissalatü vesselamsız Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Ömer efendilerimiz ifade edemezsiniz o aynasında Ebu Bekir Sıdık aynasında Peygamber aleyhissalatü vesselam yansıdığı zaman Sıdıkiyet. Hz. Ömer radıyallahu anh aynasında peygamber yansıdığı zaman adalet gibi kalpteki hislerin, kalpteki hislerin çıktığı yer vicdan. Kalpteki fikirlerin ortaya çıktığı yer ise dimağdır. Yani bunların cemi cemi kalptir. İşaltacağız. 156. Evet kalp akli ve vicdani delilleri ile birlikte mühürlenmesi vaki olduğu gibi. Görüyor musun bak? Kalp akli ve vicdani delillerle mühürlenir. Mühürlenmesi vak vaki olduğu gibi. Sem dahi nakli ve harici delilleri ile mühürlenebiliyor. Ka ne anladık? Akli ve vicdani olan delillere itibar etmez. Görmüyor. Ulaşamıyor. Hem akli hem de vicdani mühürle, mühürlenebiliyor. Kalp mühürlenirse ne dima çalışıyor ne vicdan çalışıyor. Kalp mühürlenince kalbin fikri ve hissi tarafı da yok oluyor. Akla da vicdana da veri gelmeyince hem akıl hem de vicdan kuruyor. Hem kulak da mühürleniyor ki hak söz içeri girmiyor. Sıkılıyor. Kur'an okuyunca sıkılıyor. Rahatsız oluyor. Çünkü... Kalp mühürlü. Kalp almadığına delil mühürlü. Bazen şey yapabiliyor. Dima serbest bölgesinde oraya bir cinler, iblis, nefs emmari, şeytan biraz engel olabiliyor gibi zannediyorum o dima. Onun için böyle cinli hastalar Kur'an'ı dinleyemezler. Hemen zannetme ki kalbi kilitli. Dima, dima da yapıyor. Hem kulak mühürlenince biliyor ki kulak hem kulakla <laughs> mühürlenince biliyor ki Hak söz içeri girmiyor veya onu tasdik edecek musadıklar olmayınca manasız ve abes suretini alır. Ya bu ne ya? Çağ dışı diyor. Çünkü niye gelen sözler, gelen manalar, gelen hakikatler musaddık tasdik edecek içeriden bir musaddık yok. Ben yani nedir ya? İçeri geldi ama bir ses işte. Mesela böyle bir ses. Nedir? Ne bileyim ya. Müzik de şey değil, mana değil. Manasız diyor. Yani Kur'an geliyor. İçeride 538 sözlerde insanın isya, latifeleri ve duyguları diyor. Efkar Ahmet'in marifetullah getirdikleri zaman içeride onu tasdik edecek, musadık olacak bir şey bulamadıklarından anlamsız, manasız abes hükmünü alır. Abes. Abese dönüşüyor. Suretini alır ama kulağın mühürlenmesi cinsinden değildir kalbin. Şimdi 204. İşte bu cihetten vicdanı beşer gayri mütenayi gibi bir ihataya malik iken küfür ile pislenir, müz, müzmahil olur. Müzmahil ne demek? Çökmüş, dağılmış, mahvu perişan olmuş. Bir daha okuyayım ya abiler. Küfür ile vicdan pislenir. Ba Allah Allah. Küfür ile vicdan pislenir, mahvu perişan olur, duman olur. İşaret edici icaz 178. Bu sırma var ya vicdan hakkında şey okuduk ya böyle. O sistem bizde şu anda olduğu için bunları çok rahat geçebiliyoruz. Isınmak onun içindi. Yani vicdan nasıl perişan olur sormuyoruz. Bakın rahat. Munafıkların bozulmuş tabiatlarından, tefessü etmiş fıtratlarından, kokmuş vicdanlarından gelmiş ve gelmektedir. Ya çok acayip ya. Munafıkların bozulmuş tabiatlarından bir tabiat, tefessü etmiş fıtratlarından, kokuşmuş bu çok ağrıma gidiyor ya. Kokuşmuş vicdanlarından gelmiş ve gelmek. Kokuşmuş olunca koku geliyor. Ee, Yusuf Aleyhisselam'ın e, Yun y Yakup Aleyhisselam dedi ya ben Yusuf'un kokusunu alıyor. 5-10 evet. sene önce bir ders yapmıştı. Kokunaklı olacak diye. Benim 4-5 tane koku dersi var ya. Orada daha bulunmamış. Hani eli dünya diyor ya. Bir şey bulununca sonra diyorsunuz Kur'an'da vardı. Niye daha önce demediniz? O kadar şeyler var ki. Mesela bir tanesi de kokunaklı olacak. Bir şey söyleyeyim size. E, kokuda bu bulmuştum o zaman. İnsan an ve an kokusu değişiyor. Sebebi neymiş biliyor musun? Hissiyatlar değişirse kokusu değişiyor. Fikirleri değişirse kokusu değişiyor. Kişilerin kokusuyla hissiyat mı fikriyat mı latifesi değiştiğini anlarsın. Fikir ve hisler kendisini bedensel şeyle tavır, göz mimik hareketleri, davranışları etkilediği gibi vücudun salgılamasını da değiştirdiğinden koku da bu cinsten oluyor. Düşüncelerin değişikliği kendisini bedensel, mimik, göz, davranış, konuşma, tavırla gösterdiği gibi kokuyla da gösteriyor. O zaman fikirlerin de hislerin de kokusu var. Çok tuhaf. Fikirlerin hislerin kokusu olur mu? Bak mantıksal veri, verisini topar altını dolduruyorum daha var. Fikirler ister değişince mimik değişiyor mu? Uslubum değişiyor mu? Kelamım değişiyor. Tavrım değişiyor. Simam değişiyor. El sinektikum el lisanlarınız, simalarınız simahum fi vucuhihim min eseri sucud yani anlamların, farkındalıkları simasında gözüküyor mu? Gözüküyor. Neyle? Fikirler ve hisler kendisini böyle ifade ed ettiği gibi tavrım, uslubum, haletim, halet rüyem, simam, nefes nefes alıp vermem de değişiyor. Heyecanlı vesaire. Dolayısıyla an ve an vücudun bu hormon halleri de, de değiştiğinden, hormon sistemi de değiştiğinden kokusu da değişiyor. O zaman hangi kokudur bu? Hangi cins fikir varsa o kokudan fikrini de anlarsın ve insanı ele veren bir sistemdir koku. Usta da diyor, madde aliye yani iyi maddelerin kokusu da iyi olur. Tafun etmiş olan maddelerine mesela eve gittiniz, yeni bir koltuk altınız, çeket aldınız, halı aldınız. Kokusuna bakın. Bir de eski mesela birkaç, bir iki hafta gitmediniz eve daha köye. Baktın o çekette var ya babaanneden kalmış. Onlar da şey kapar. İnsana buran getirir. Eski eşyanın kokusu da eskilik verir. Çünkü eşya kokusu demek partikülleri parçaları atmosfere gidiyor. Eskiyor yani. Durdukça nasıl eskiyor? Parçalar atmosfere gidiyor. Onun adı bizdeki adı kokudur. İnsanın da düşünceleri, fikriyatları, tefekkürleri, haletleri, mimiklerini, gözlerini, davranışlarını, konuşmasını, simasını, uslubunu değiştiriyor. Hormonlar da değiştiriyor. Hormonlar değişince dışa çıkan kokuyu da değiştiriyor. O zaman Kokudan adamın hissiyatını, du, du, duygularını, fikriyatını bilirsin. O cinstendir. Kokuşmuş vicdanlar. Oradan buldum. Yani koku dersi var. bir Dinlemenizi tavsiye ederim. İlginçtir o. Kokuşmuş vicdanlarından gelmiş ve gelmektedir. Kokuşmuş. Adam acayip. Hani diyeceksin ki İbrahim Hakkı Hazretleri de diyor yani. Orada diyor. Yani ahlakı o ağır olanın diyor kokusu ağır olur. Ahlakı ne alakası var? Öyle kardeşim. Biz daha bunlara bu bugünkü fen daha ulaşması hayal. Yani e, o zaman e, koku parfüm nereden çıktı? Ahlakın en dibe vurduğu yerden çıktı. Fransa'dan çıktı. Parfümler oradan çıktı. İkide bir mesela kokuyu değiştireceğine, makyajı değiştireceğine, televizyon çıkana ahlakını değiştir, kökten çöz. Sen ahlakını değiştirmedikçe o pis kokun değişmeyecektir ya geçimli olacaksın. Nereden çıkıyorsun? Allah Resulü'nün kokusu hakkında söylenmiyor mu? Kokuyu bıraktığı zaman sahabe o kokuyu takip edip hangi eve gitti? Ustadın her gün değiştiriyormuş eşyasını. Abiler nasıl anlarlar? Tarihçe de söylüyor. Kirlenmeden eşyasını değiştirirdi diyor. E niye değiştiriyorsun? Tam değiştirdi. Bu yıkanmış mı yıkanmamış mı? Nasıl anlıyorlarmış? Kokluyorlar. Hiçbir şey kokmuyorsa bu yıkanmış. Gül kokuyorsa bu giymiş. Öyle mi falan? Öyle geçiyor. Niye gül kokuyor? Niye ben pis kokuyorum da o gül kokuyor? Niye gülü Muhammed'i deniliyor? La kardeşim ne yapalım senin hatırın için yani kokuyu, sistemini değiştirelim sen bir ağır kokuyorsan. Ağır kokuyorsan geçimini düzelt. Ahlakını düzelt Hasan. Sana demiyor. Ne diyor? Kabir abi kabir. Kabir kabirler bile türbe ben eee Eyüp Aleyhisselam'ın türbesine gitmiştik Hasan Kokular oluyor. Kokular, türbeler. Evet. Anam. Eğer koku şey yapmamışlarsa evet. tuhaf oluyor. Acayip oluyor. Mesela kokuyla adam burada yatmıyor diyor bu. Burası makamı diyor. Burada olamaz diyor. Burada olsaydı böyle bir ağır koku olmaz burada diyor. Ben bir şeyde rastladım Diyarbakır'da. Bir yere uğradım Allah Allah. Ruhsuz tatsız bir tepede yani bir zatın ziyareti dediler. Tabelayla gittik falan. bir, bir ruhsa bir şey yok. Tamam bizdeki sıkıntıdan ama birileri geldi. Ne bilecek benim oldu şey yaptım böyle. Ondan sonra dedi ki o grup gelmişler. Dedi, garip bir şeydi birisi. Dedi ki burada dedi olamaz o zat dedi. Ondan sonra e, Antep'teki bir şeydi. Ondan sonra dediler ki niye olamaz dediler. Vallahi böyle kokusu yayılırdı dedi ya. Bu bu zat mübarek zat burada olsaydı kokusu burada olurdu. Yani garip garip insanlar vardı. Demek ki ben insan değilmişim bu dünyada. Kısacası 20, 29. sözden söylüyorum nardan, nurdan, rahiyadan, maddeden, manadan. Ustad da demiş. Mananın kokusu var mı? Kokuyu söylüyor. Nurdan, nardan, zulmetten, manadan, rahiyadan, fikirden, histen Allah koku yaratıyor. Gördün mü? Mananın kokusu olur mu? Olur. Olur Hasan. Müslümanlar münafıkların bu üç hallerinden çok zarar gördüler ve görmektedirler. i̇şaret atacağız 213. tabiat mı oluyor acaba ya? <laughs> tabiat derken bu diş tabiat değil. Yok. Evet. Ee, yani evet. yapı. yapı evet. Olabilir. 213 Vicdanımızda vicdanımızda da hakikat çekirdeğini ekmiş, zer eylemiştir ki o da vicdandaki fıtrı olan hidayet çekirdeğidir. nokta 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 Yani fasıla var uzun bir yazı. Demek ki siz su ihtiyarınızla hidayetin parlak ve aydın nurani caddesine dalaletin pis mesleğini tercih ettiniz. Böylece vicdanınızdaki fıtrı hidayet çekirdeğini ifsat eylediniz. Geç 205'e. Allahu Ekber ya. Ne anladık? Demek hidayetin çekirdeğini vicdana konmuş. Fıtri he. Var. Hakikat çekirdeğini vicdana ekmiş. Vicdana konmuş hidayet. Hakikati vicdana ekmiş. Bunlarla işte size ita edilmiş bütün bu emanetle, emanetlerle sizin ebedi bir saadeti satın almanız gerekirken onun yerine belki de bu pek mühim işi terk ederek ne aldınız Hasan? Perişan, muvakkat, fani lezzetleri bazı dünyevi menfaatleri satın aldınız. Bitti. Peşin dedik. Perişan mı dedim? He, peşin, peşin. muvakkat, fani lezzetleri, bazı dünyevi menfaatleri satın aldınız. Bundan dolayı vicdan bozuldu. Niye? Peşine, muvakkata, faniye, dünyevilliklere tevessül edince vicdan bozuldu. Vicdan bozulma zeminleri. Gerçi ince Mesnevi Nuriye ve işaret Caz olduğundan esas kaynak teşkil etmiyor. Yani ima manasında sözlerde olsa, mesdevi nüriye ve işaret icazda salih olsa, sözlerdeki ima ile buradaki salih çatışsa, tercüme olduğu için işaret icaz ve mesnevi esas alınmaz. Çünkü asıl değil. Asılın iması bile tercümeden üstündür. Bundan dolayı vicdan bozuldu. Gerçi ince mesdevi ve işaret icaz, tercüme olduğundan esas kaynak teşkil etmiyor. Hakikat çekirdekleri vicdanda değil, kalpte olduğunu başka yerde söylüyor. İshall ilcaz Onun için bu tercüme ederken e, bu enfusi e, ve olması lazım ki o tabirleri yerine koysun. E, 228. Onun gibi temsilin fotoğraf ve suretleri vasıtasıyla temsil nedir örnek vermek usta söylüyor bu başka risalede de var bu. İlle tercümede değil. Temsil fotoğraf suret gibiymiş. Vicdana hissiyat ile ilkaihler temsiller akılda fikir ilim olurken temsiller akılda fikir veya ilim olurken o temsiller vicdanda his oluyor. Yani şu. Suyu alıyorum, gözde bu olurken tırnakta bu oluyor gibi. İsharat-ı İcaz 279. Zira insan cinayetinin cezasını gördüğü zaman vicdanı istirahat eder. Başka bir şey götürdü de beni bu akşam. Onu nasıl ifade edeyim? Cezayı görünce rahatlıyor mu? Ee, bununla alakalı. Cezayı görünce rahatlıyor. Diyor ki. Cehennem nimet oluyor değil mi? Nimet oluyor tabii. Mesela diyelim ben ömrümde böyle bir şey şahit oldum. Bir de bu akşamki rüyamı Hazreti Hüseyin'le de hatırlat hatırlarsınız unutmayın. Ee, gördüm. Çok tuhafıma gitti şaşıracaksınız. Ama rüya rüyaya. Şimdi başıma gelen, ben zeytin e, gari ihtiyarı bir günah işledim. Günah. Yani e, ondan sonra çıkıyorsun ya işte bisiklet e, şey yapıyorsun falan rastladım. Ondan sonra dedim ki, dershanedeyiz ya. Ben 900 kaçtı. 92 veya 93. Tokat geleceğini vicdanım söylüyor. Ben bunu tokat yiyeceksin. Dua ediyorum tamam mı? Gece kalktım dua ediyorum. Ya Rabbi vurma. Ama öteki tarafta vicdanım kesinlikle bu vurulacak. Bak bir hakikatin ucu. İyi ki şey yapmış. Ya Rab vuracaksın ama vurma. Ama hafif vur. O akşamda ee, o günün akşamı şeyde avcılarda şu anda üniversite kampüsü var ya. Üniversitenin tam kampüsü var. Ha, onun az ilerisinde sol tarafta İETT durağı vardı. İETT'nin durağı vardı. İETT garajında İETT otobüs şoförlerinin dersi var. Sırf onlar yaptılar, rica ettiler. Gelir misin? Geliriz. Orada yedek şeyler. Hatta uzaktan da yani çalışmış, işi bitmiş, gitmiyor. Derse katılacağım diye. Şoförler katılıyor. Sırf İETT şoförleri katılıyor. Böyle bir dersimiz vardı. <laughs> İlginç. Bizim çok. Amasya'ya bile giderdi hava üstüne o zaman. O, o, eski. Ondan sonra. Şimdi oraya gidiyorum. L300 minibüs dershanenin. Böyle. Hiç de işte çürüyor. Zeytinburnu'da. Ama o günün günahı üzerimde. Arabayı kullanıyorum. Kimse yok İrfan. Diyorum ki, Ya Rab vurma. <gülüyor> 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 Ama vuracaksan hafif vur. Gidişli gelişti. Ebeşte paralel. Bir şey anlatacağım. Karakolda da ne oldu? Kimlerin hidayeti ne deyse Gidişti Gidişli geliş, Yani. Şimdi baktım araba ta ileride. Ben de YTT'de dalayım dedim o kadar hızlı geliyordu ki adam frene bastı. 50, pl Rize plakası kadar trafikte öyle çıktı. 53 metre e, fren izik olmuş. Adam o kadar hızlı geliyor. Geldi ben dönürken ortadan giriverdi. Ben, o pat vurdu ya şey, bir şey anlatacağım siz de kullanın bunu. Vurdu ya hii, yapma lazım değil mi? Vallahi içimdeki Allah şahit olsun bak. Yalana şahit olsun kafir olun. İçimdeki o kaos var diye akşama kadar ya bunlar bana gidip gelme bunlar falan. Sanki o beni cehennem yapmıştı. Hatta düşünüyordum nasıl ders yapacağım ya o sahtekar 200'dü yüzdü sen böyle bir alette gidiyorsun gel şey gidiyorsun Sen kimsin ya falan. Böyle gidip gelmeler yaşıyorum. Nasıl gittiğimi de bilmiyorum. O vurdu. Arabayı vurmadı. Bana vurdu o zaman. Of be. Çok şükür. Bu kadarla Ama araba gitti Araba gitmiş. Çağırın <laughs> Şimdi... Allah'ın ispatı gibi oluyor sana. Vallahi çok acayip. Ne olduysa ilk önce benim ispatım oldu. Şimdi günahın günah olduğunu gösteriyor. Günahın hakikaten günahmış. Günah. Vurcu. Vallahi da billahi böyle. Kim tutanakta öyle olmuş. Adam bakmış. Böyle yaptı. Of be. Of, çok şükür. Bu kadar. Ama araba gitmiş benim balonu patlattı. Sonra adam emniyet geliyor. Diyor ki bu adam sarhoştu. Bu adam başka olamaz. O da yapı kredi o banka kapandı ya o bankanın memuruymuş. Veznesiymiş unutmuyorum. O Mesut İlmaz'ın kapattığı bankanın. Yapı kredi mi? neydi o işte. Türk Ticaret galiba. Türk Ticaret Bankası'nın şey veznesi. Şey yaptılar dedi ki bu işti diyor. Nereden vardın demiş oturduk ya <laughs> karakola göt şey yaptılar götürdüler. Şikayetçiyim deyince orada da, eskide götürüyorlar. Gittik. Ben oturdum. ilk önce ben diyor sen diyor 53 metre şey yaptın diyor bak bu şey bu kadı hızlı gidiyordun o da. Ama diyor sarhoştu diyor. Nasıl sarhoş? Nereden anladın dedi. Bakacağız şimdi alet gelecek. Bizi koku için götürdüler. Bunu öfle diye. Daha gel. Ya diyor o alet gelmedi ya. Ya diyor bana ben vurduğum zaman diyor adam Gülüyordu diyor. Bu diyor ya deli olması lazım diyor. Ya sarhoştu diyor. Ondan sonra gülüyordu diyor. Aynı böyle diyor. Böyle gülüyordu diyor sonda. Ya dedi şey geçirmiş olamaz mı diyor. Ya nasıl geçirir ya diyor böyle psikoloji vurunca adam güler mi ya diyor. Ondan sonra komiser dedi ki bana. Hepsi de dinliyor. Komiser, polisler de var. Başkalar da var. Bu ne diyor doğru mu katılıyor musun dedi. Doğru söylüyor dedim. O Müslüman adamdır. O yalan konuşmaz. Adam biraz da durdu. O adam gülüyor diyorsa gülüyordum dedim. Adam döndü böyle. E dedi insan arabasını girmiş diyor da sen nasıl gülersin dedi. Niye güldün dedi. Dedim ki benim başıma bugün bir hadise geçti. Allah'ı rahatsız edici. Ortam değişti şimdi. Allah'a karşı edepsizlik yaptım. Allah bana vuracağını biliyordu dedim ya rabbi vurma hep anlatıyorum ha Allah'ım vurma vurursan afif vur akşamı onun azabını çekiyordum arabayı vurunca dedim sanki o şişmiş balon patladı benim ah oh, sıkıntım hu adamlar yapıyor of oh be rahatladım dedim dayak yiyen esrarcılar gibi dedim böyle adam bakıyor komiser bakıyor rahatladım Aa, hiç şey yok. Adam misafa da geldi. A, alet de geldi. Bu arada. Nasıl yani böyle dedi. Allah'a karşı dedi. Şu, hepsi de insan. Hepsi de Müslüman. Şimdi adam geldi komiser ama insan. Dedi ki işlediğim işte bu günahtan dolayı azap çekiyordum. Yiyince tokatı rahat ettim. Kurtardım ondan. Dünyada verdi. Niye kurtar? Niye rahat ettin dedi. Niye güldün? Çünkü dedim Allah bir suça iki yerde ceza vermez. O zaman demesin mi ki ben de dedi içki içmiştim dedi içkiliyim dedi. Vurdum için dedi ben de burada dedim o zaman dedi. Gel, <laughs> <laughs> geldi alet zaten öfürdü ben de öfürdüm içkili çıktı. Tamam. Şimdi dönüştü o araba tamam geç dedi o şeyle tamam adam da şey yaptı. Başladık konuşmaya o içkili adam Nurcu Yanlış bir şey oldu. Ve orada konuşmaya başladık nereye gidiyordun falan o Şurada derse gidiyorduk. Başladık konuşmaya. Yani muaccel şeyi öyle bir ortam değişti ki bu da günahın hakikaten hani bir tanesi büyük çekmece sordu Mason. Ettiriyor telefon. Allah diyor helal ve haram kavramı getirdi dedi. Ben de tepecik hiç unutmuyorum. Allah isabet ettiğini nereden bileceğiz dedi. Dedim ki iki, iki yöntemle bilebilirsin dedim. Bir, Allah haram ve helal kavramını cemiyete uygulayın, sonucuna bakın. İnsana uygulayın, sonucuna bakın. Mesela içki haram kavramını getirmiş. Topluma bakalım, bakalım Allah isabet etmiş mi etmemiş mi? İçkinin faydalarına, zararına bakalım. Fayda, şey, faize bakalım, zineye bak mesela. İnsana taşıyalım. Orada da anlattım öyle. Dedi ki, ya dedi, o komiser ha, şey, şey, şey. Ya sen dedi bugün Allah'a bir edepsizlik yaptınsa bunlar rahatladı. Biz ne yapacağız lan dedi. polisler komiserim dedi. Bizim gidecek yerimiz yok dedi. O da dinliyordu katip ya. Ne yemişler. Her gün araba biz abi. <laughs> yani ona dönüştü biliyor musun? Sonra nurları da onlar da duydu tanıdı. Ama o adam derse geliyordu. Evet. Burada kokuşmasından bahsettim koku geliyor. Yani günahların e, insana fikir, insana sıkıntı, insana koku, halet hisse dönüşebiliyor. Dönüşüyor zaten. Kendisi oluyor. Ama mesleği de diyor ki Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Burada verdiyse orada vermeyecek. Burada vermediyse affa, tövbeye, liyakata girmemişse sisteme girmiş demek. İşaret-i icaz 213. Vicdanınızda da hakikat çekirdeği ekmiş. Zer eylemiştir. 204'ün sonu. Daha bitmedi o sayfa. Ki o da vicdandaki o ne yaptık? Biz o. Yani 204 değil abi. Yere abi. Ha. 205. 205'in sonu abi. 204'ün sonuydu. <laughs> 205'in sonu abi. Pis mesela. Oraya yaptık. Tamam. Ha, tamam. Dedi ya, dedi tamam. Tamam tamam. Şimdi şimdi 206'ya geç. Ha işaretleyeceğiz şeyi okumadık. 205'in sonu. Zira insan cinayetin cezası gördüğü zaman vicdanı istirahat eder dedi okuduk değil mi burayı? E, ceza dahi olsa hak olan vicdan ceza alsa bile vicdanı rahat olur. Ha, bunun için bir örnek verdim hem de kullanın. 206 İşaret icaz 380 Aklı hükümlere vicdanı musahhar kılan şey ise aklı hükümlere vicdanı emrini alıyorsa iş, işbirlik yapıyorsa e, korku hissi yanında iştiyak hissini de bütün telgip ve terhip nevilerini cem ederek birlikte ifade edip heyecanlandırmaktadır. Koku hissi yanında iştiyak hissi de vicdanda korku Zaten korku histir ya. His de vicdanda. Zaten bir hakikatın sureti ve ilmi tarafı dimada. Bir hakikatın sureti ve ilmi tarafı dimada. Hakikatın his tarafı vicdanda. Hakikatın duygu tarafı kalpte. Hakikatın latife tarafı ruhta. Aynı hakikatin zuhuratlarıdır bunlar. Aynı bir hakikat dimada, Vicdanda, dimada fikir olur. Hakikat. Vicdanda hakikat, his olur. Kalpte hakikat, duygu olur. E, ruhta hakikat, latife olur. Bunların hepsini toparlarsak hal olur. Asar-ı Bediye 61. Vicdanın anası erbası ve ruhun dört havası olan irade zihni latife-i rabbaniye. Her birinin bir gayatül gayeti var. İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah'tır. Hissin mavetullah, latifenin müşahedetullah'tır. İbadeti kamile dördünü tazamın eder, bitti. Bunların bütünlüğü nispetinde, görüyor musunuz abi? Bunların bütünlüğü nispetinde takva denilen ibadeti kamile dördünü tazamın eder. Şeriat bunları hem tenmiye büyütmek, artırmak hem tehzip, ıslah edip temizler, pislikleri giderir. Hem bu gayetul gayata sevk eder. Vicdanı çalıştığı kadar takvalı dindar olur demektir. Sonuç bu. Vicdan ne kadar çalışıyorsa o kadar tak takvalı olur. Vicdan çalışmayanın hayatı da takla olur. Asar-ı Bediye 83 Vicdandaki fıtrattır. Vicdandaki fıtrattır. Bunlar gibi daha çok membaları vardır. İnsanın en yakın fıtratına vicdanında şahit olabiliyor. İnsan kendi fıtratına vicdanında şahit oluyor. Dimağında biliyor, vicdanında şahit oluyor. Şahitlik vicdanda. <laughs> 207. asar ı Bediye 141. Mesela hükmün mehazı olan şeriat kitapları mezum gibidir. Delili olan Kur'an ise lazımdır. Muhaliki vicdan olan kutsiyet lazımın lazımıdır. Cumhur'un nazarı kitaplara temerküz ettiğinden yalnız hayal meyal lazımı tatur eder. Lazımın lazımını nadiren tasavvur eder. Bu cihetle vicdan lakaytte alışır. Cumhuriyet, ne demek cumhuriyet? Donuk, cansız, soğuk, gayretsiz, katı, sert, peyda olur, peyda eder. Vicdanın muharrik yani canlı tutan, vicdanı canlı tutan Kutsiyettir. Başka? Meazın kutsi kaynaklarına görerek çalışır, canlı olur. Kaynakla çalışıyor kutsi. Mesela diyelim şöyle. Bu laf dedi bir kelam iki kişinin sudurundan, iki kişi sudur ederse birisinin ceiline, birisinin ilminine delalet eder. Ustad mı dedi? Peygamber mi dedi? İmam-ı Gazali Hazretleri mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri mi dedi? Bitiyor. Yani vicdan böyle çalışıyor. Yani kutsiyet de meazın kaynağı ile çalışıyor. Şeyi de kandırıyor abi. Mesela bazıları diyor ya, e, sünnet diyorsun adama, bu diyor Kuranda var mı? Hmm. da tam zıttıyla şey yapıyor. Anladın mı? Evet, yani. vicdanı aslında evet. Kuranda var mı demekle, sünneti kale almamakla dolayi, evet. vicdaniyatı bozuk olmak demek. Peygamberi iman evet. onda ya yok olmuş evet. ya zayıflamış. Evet. Çünkü vicdan Peygamberi binlatan, Peygamberi denk geliyordu. Evet. Vicdanı bozuk olan Peygamberin aleyhinde olur. Evet lakayt. Devamında diyor ki: "Eğer zarureti diniyede doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi, zihin tabi olarak muşeviki imtisal yani imtisale uymaya sevk eden, e, günde gönderen, teşvik eden ve mukuz vicdan ya kazadan uyandıran ikaz eden gafret ve dalgınlıklardan kurtaran vicdanı" Nedir o? Vicdanı kim kurtarıyor? Lazımın lazımın zatı olan kutsiyet. Lazımın la, yani mesela vicdanı yapılandıran lazımdır. Ama o yapılandırdığı işte vicdanın da vicdanı var. O da mehazın kutsiyetidir. Aklın aklı Kur'an olduğu gibi hayatın hayatı imandır. Vicdanın da vicdanı var. Nedir o? Kutsiyettir. Veya peygamberi iman yani vicdanı da vicdanı kutsiyettir yazın. Nettir. Kutsiyetle. intikal ederdi. Vicdanı da vicdanı bu abiler. Çok tuhaf tabirlere geliyoruz ya. Mayın tarlaları falan. Vücudu haricisi şehadet-i O, Onunla beslenir. Harika. Ve bu surette evet. Evet. Kesin. Ve bu surette kalbe meleki hassasiyet gelerek. Yani e, meleke melaikeler var ya melek bir melaikeler hariçte bizdeki melekeler ne demek malik olduğumuz tabiat fıtrat uyandıkça melek melek meleki oluyor cemi melaikemiz oluyor melaike oluyoruz İşte insan hepsi cemil cemdir ya melaikelere şeytanlara mevcudata hayvanlar hepsine cami İşte melaikeler bizdeki melekelerdir bunu nerede söylüyor kayımet fasına söylüyor kainata İnsan diyor akaik imaniyi şuhut derecesine gösterebilir. Melaikelerin bir vücudu insandaki diyor şeylerdir diyor. Latifelerdir diyor. Hatırladınız orada. Demek ki vicdanın vicdanı kutsiyettir. İntikal ederdi. Lazım vicdanı çalıştırıyor. Lazımın lazımı, lazımı vicdanın vicdanıdır. Ve bu surette kalbe meleki hassasiyet gelerek yani vicdanı niye hassas? Melekeleri uyanmış. Malik. Malikaneler var ya malikane malik olduklarımız. O malik hanelerimiz hariç de melekelerimiz bizde. Onun adı dinde melaike. Gelerek imanın ih ihtaratına karşı asam, sar, sert, katı kalmadı. Şimdi okuyorum ne anladık? Zihinde kutsiyetle çalışır, zihinde kutsiyetle çalışır, zihin kutsiyeti geçebiliyor. Kutsileşebiliyor zihin. Kutsiyet, kutsiyet, nasıl ortaya çıkar? Bir, müşevik imtisal ile im, imtisal yani teşvik im, im, olacak. İki, müziki vicdan ile müziki vicdan nerede? Ee, yukarıda bunu şey yaptık. Nerede? Müziki vicdan. Devamında yazan yerinde kazadan uyandıran. Ha. Ya kazadan uyandırandı da nerede yazdık onu diye. Sonra devam edeyim. Bakın. He, bakayım devam edeyim. Ben biraz... okuyayım da. Lazım olan Kur'an gösterilerek yani kutsiyet şey kutsiyet nasıl ortaya çıkar? Bir, Kur'an gösterilerek mukız vicdanla müşevik imtisal ile zihin bunlarla kutsiyete intikal ediyor. Zihin kutsiyete intikal ederse vicdan uyandırılırsa kalp meleki hassasiyete gelerek imanın ihtaratına sar olmaz. Evet tak. Kur mesela ezan okunuyor tak oluyor. Kur'an zaruriyeti olan lazımlar. Kur'an zaruriyetler olan o lazımlar vicdana gösteriliyor. Gösterilse vicdanın meratipleri uyanır Aslı fıtratına hareket eder. İmtisal, izandan vicdana açılan yoldu. İmtisal. Doğrudan doğruya lazımın lazımı olan kutsiyet ortaya çıkar. Lazım neydi? Emirler, hükümler, namaz. Ama bunun da lazım olduğunu nereden bileceğiz? Lazımın lazımı, lazımı da kutsiyet. Kur'an. Vicdanın muhariki ki vicdan kutsiyettir. Vicdanın Maliki vicdan kutsiyettir. Vicdanın vicdanı burada dedi kutsiyettir. Bu çok acayip, acayip bir tabirdir. Kur'an lazımdır. Kur'an lazım ise kutsiyet bunun bir tık daha ileri olan lazımın lazımıdır. Demek ki Kur'an lazımdır bize. Ee, nereden? Bunun bir tık daha ileri Yani Kur'an'ın da bir tık daha ilerisi nedir? Peygamberler aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın mucizeleri, kutsiyet. Kur'an'a bizim atfettiğimiz kutsiyettir. Kur'an'a baktığımız zaman ne feyiz alıyoruz? Kutsidir. E nerede biliyoruz? Yani öyle bir feyiz akmasının sebebi biz ona kutsi baktığımızdandır. 208. Ben aslında bir akacaktım da Furkan diyor ki devam et. Asar-ı 239. Hedefi değiştireyim. Fakat şu sayfa bitti mi tamam. Söz. Evet. Fakat vicdanlarındaki cehennem tazip eder. Oo. gördün mü? De orası cehennem. cehennem de orası vallahi. Vicdandaki cehennem. Suret o. Ee, hakikati hakikati hakikatı şeyde kalpte kanuneti olur. Allah Allah hiç izaf ile girmedi. Asar Bedi 255 ama bu defterin 155. sayfasında 203. sayfasında 166. sayfasında geçtiği gibi orada da geçtiği gibi neymiş? Kapte nokta istinat nokta istimdat ile vicdanı beşer sani unutmamaktadır. Eğer çendan dima tatil eşkal etse de vicdan edemez. İki vazife-i ile meşguldur. Dima tatili eşgal etse de vicdan edemez mer bütün bütün bozulmamışsa. Kalp de nokta istinat ile dimadan besleniyor. Kalp nokta istinat ile dimadan besleniyor. Kalp nokta istimdat ile vicdandan besleniyor. Kalbin makesi efkari dimadır. Mazar hissiyatı vicdandı. Her vicdanda iki pencere olan şu iki noktadan vacibül ...ve vücudu sani tedelli ediyor. Akıl görmese de fıtrat görüyor. Vicdan nezaredir, kalp penceresidir. Nezare seyreden demektir. Fıtrat, fıtri, fıtri haliyle sani'ni görüyor. Allah'ı görmüyoruz diyoruz ya. Biz görmeyi göze indirdiğimiz için Allah'ı görmüyor zannediyoruz. Oysa fıtrat, fıtri olarak Allah'ı görüyor. Mesela haz, huzur... Allah var olduğu için alemimizde hazır olmadan huzur olmaz. Huzur onu fıtrat görüyor zaten iza açık. Fıtrat fıtri fıtri haliyle sanini görüyor. Vicdan kalp penceresinden latife-i rabbani sistemiyle seyrediyor sanini. Demek vicdan hem nokta istinad ile hem de nokta istimdat ile ile sanini görüyor. Fıtrat gör görmesinin hakikatını şimdilik bilmiyorum. Nedir o? Latife-i Rabbaniye Allah'ı görüyor. Allah'ı görünce biz nasıl biliyoruz gördüğünü? Ee, şeye, vicdana kutsiyet katıyor. Bizde haz oluyor, huzur oluyor ve inşirah oluyor. Bu Latife-i Rabbaniye Allah'a gördüğüne delildir. Latife-i Rabbaniye namazda veya bir derste ve ders böyle bitiyor. Allah'a gördüğünü nasıl anlayacağız? İnşira, inbisat, inbisat, hal, halet, surur, neşe, saadet gibi kendisini ifade eden. E hepsinin cemi huzur. Huzur hazır olandan olur. Hazır olduğu için huzur var. Rahat ediyor. Huzur. Ne, ne için oldu şimdi sende huzurda? Başka zaman olmadı. Demek ki Hazır oldu o. Sende ayağın oldu. Ortaya çıktı. Burada kesiyoruz abiler. 209'da kaldık. Cenab-ı Hak rizasına, rizasına uygun hareket ettirsin. Yaptığımız e, yanlışlıkları da yaptığımız yanlışlıkları Ya Rab bu günümüze kadar Sence malum? Bizce malum ve kısmen Madum olmuş. Unuttuğumuz, Sen razı olmadın. Her nekiler varsa, beşeriyetimizin iktizasından dolayı her nekiler varsa, Allah'lığın hatırına, bu dersin hatırına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şerefine, Kur'an-ı Azimüşşan'ın sır azimine hürmeten bizi affeyle ya Rabbi. Allah'ım senden seni istiyoruz. Bizi sensiz bırakma. Vahır davahüm enilhamdülillahi rabbil alemin. El <laughs> Fatiha.